İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek Özel'de bu akşam ne sevgili İlber Ortaylı var ne de sevgili Celal Şengör hocalarımız var. İkisinin de neden Celal Hoca geçen hafta söylemişti bu hafta gelemeyeceğini. Avusturya'da bilimsel bir toplantıda İlber Hoca da sağ olsun gezmekte. Ama bu akşam en az onlar kadar keyif alacağını düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Genler ve genlerin insan yaşamındaki etkisi, yaşam süresindeki etkisi, gen yapınızı bilirseniz, ona uygun yaşarsanız yaşam sürenizi ve daha önemlisi yaşam kalitenizi arttırabilir misiniz, arttıramaz mısınız? Bu gen nedir? Ne halta yarar? Çok mu değişiktir, az mı değişiktir? Maymunla insan arasında bu kadar benzerlik varsa genetik yapıda, insanla insan arasında niye bu kadar benzerlik, niye bu kadar fark var? Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Profesör Doktor Nezih Hekim var. Soyadı da hekim olunca herhalde bunun arkasında bir şey vardır diye düşünen insan soracağım zaten. Türkiye'nin önemli biyokimya uzmanlarından, bir hücre içinde ne olup ne bittiğini en iyi bilenlerden biri. Türkiye'deki pek çok laboratuvarın kurucusu, Moleküler Tıp Derneği'nin de kurucusu, kurucu üyelerinden biri ve bir üniversitesinde öğretim üyesi. Doktor Serdar Savaş da Türkiye'deki en önemli genetik bilimcilerden biri. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Program Direktörlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş önemli bir hekimimiz. Ve genetik bilgiyi koruyucu tıp alanında dünyada ilk uygulayan birkaç kişiden biri ve şimdilerde bunu Türkiye'de de uyguluyor. Ve Gen Test Enstitüsü de enstitüsünde aynı zamanda direktörü, yine Toplum Sağlığı ve Genobilim Araştırmaları Enstitüsü'nün de kurucusu ve Avrupa'da Cambridge dışında kurulan Genar Merkezi'nin de kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Çok sayma sonunda kaldım, kusura bakmayın. Sağ olun. Fazla çalışmışsınız. Sağ olun. Ya bize ben anlatırken gazeteciler bitiyor. Evet. Yarım evet, kelime. Evet. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok mutluyum sizi ağırlamaktan. Bu akşam biraz geç başlıyor program. Nedenini soracak olursanız maça gittim. Galatasaray-Trabzon maçına gittim. O yüzden bu hafta biraz geç başladık ama güzel maçtı. Hak edilmiş bir güzel bir maçtı. Yaptı. Evet. Bir de kötü bir gol yedik ama gol de çok güzel. Yediğimiz gol de çok güzeldi. Güzeldi. Çok güzel goldü. Az kalsın maçı verecektik durduk yerde. Kalecimiz kurtarış bile yapmadan maç verecektik. Neyse, konumuza gelelim. Futbol herkesin hoşuna giden bir şey değil ama Sinan Açaklarınızın herkesin ilgisini çekeceğime şüphem yok. Serdar Hocam siz de başlayalım isterseniz. Biraz bize gen nedir? İnsandaki etkileri nelerdir? Bu kadar mı farklılık gösteriyor genler ve insan hayatının etkileri neler? Bir, gen nedir onu bize bir anlatır mısınız? Gen insanın yazılımıdır. Şu. Bu bir DNA yapısı. İşte bu DNA yapısından bizim hücrelerimizin çekirdeğinin içerisinde, ki al yuvarlar hariç bütün hücrelerimizin çekirdeği, bu hücrelerin içerisinde de bu DNA iplikçikleri vardır. Bu iplikçikler böyle paketlenmiş kromozomlara sarılırlar. Açtığımız zaman her hücrede 3 metre, bu her DNA hücrede iplikçiğinden vardır. Her hücrede 3 metre. Her hücrede 3 metre. Ortalama kaç hücrem var bir insanda mesela? 40 trilyon hücre var. Bağırsaktaki hücreleri, yani bakterileri çıkartırsak ve içinde DNA olmayan al yuvarları da çıkartırsak 40 al yuvar trilyon. DNA yok mudur? Şey yok, çekirdeği de yok, DNA'sı da yok. Şimdi 40 trilyon çarpı 3 metre içimizde bundan var. 120 trilyon metre, yani 120 milyar kilometre, yani sizin vücudunuzdaki DNA iplikçikleriyle 200 bin defa Ay'a gider geliriz. Güneş'e gider gideriz. Yok, Güneş'e varmaz. Varır varır. Yok yok. 200 bin gidiş gelişle Güneş'e varmaz. Varmaz. Orada bir 5-10 kişilik bir ekip olmak lazım. Bir kalabalık. Bayağı bayağı. Tabii. Tabii. Şimdi bu genetik malzeme. İşte o hücredeki 3 metrelik DNA iplikçiğinin tümüne genom diyoruz. Oradaki bütün o malzemenin tamamına genom diyoruz. Peki her hücredeki diğerinin aynısı mıdır? Aynısıdır. Yani hücreden hücre değil, mesela karaciğer hücresi başka, cilt hücresi başka değil. Değil. Ama şöyle bir benzetme yapabiliriz. Diyelim ki kompütürde, o kompütür alıyoruz. Hepsinde de 100 farklı program yüklü. Ama siz onun 5'ini kullanıyorsunuz, öbürü 2'sini kullanıyor, ben 1'ini kullanıyorum. Her ne kadar bu genetik yapı bütün hücrelerde aynı ise de, hücreler kendisiyle ilgili görev
alanındaki yazılım kısmını kullanır. Göz hücresinin kullandığı gen bölümüyle, genlerle efendim mide hücresinin kullandığı, kas hücresinin kullandığı birbirinden farklıdır. Peki hücre hangisini kullanacağını nereden biliyor? Nereden biliyor hocam? Evet, şimdi buna farklılaşma diyoruz ya da diferansiyasyon diyoruz. Aslında şöyle, yani bütün hikaye biliyorsun gözle görülmeyecek kadar küçük bir spermle gene gözle görülmeyecek kadar küçük yumurta hücresinin birleşmesiyle başlıyor, değil mi? İlk bir tek hücreyle başlıyor. Bu tek hücreler her türlü hücreye dönüşebilecek potansiyel olan hücreler. Kök hücre mi bu? Bunlar kök hücre. Bunlara biz totipotent kök hücresi diyoruz. Toti totalden geliyor biliyorsunuz. Her şeye kadir. Bravo. Her şeye demek. Total. Toto. Ya. Şimdi bu her şeyi yapabilen bu totipotent kök hücresi 1 kere 2, 4, 8 oluyor ama birbirlerinin tamamen tıpatıp aynısı. 8'den sonra bunlar aynı hocamın söylediği gibi farklılaşmaya başlıyorlar. Yani bazıları bazı genleri kapatıyor, bunları açıyor. Bunları açan öbür hücre bunları kapatıp diğerlerini açıyor. Böylelikle farklılaşıyorlar. Farklılaşırken birisi beyni yapmak üzere, biri kalbi yapmak üzere, biri bağırsakları, biri mideyi yapmak üzere farklılaşıyor. Ama farklılaşıyorlar ama her bir hücre gerçekte yeniden insanı yapabilecek aynı koda sahip. Fakat o insanı yeniden yapmıyor, sadece mideyi yapıyor ya da sadece gözü yapıyor. Dolayısıyla hepimizin bir kodu var. Ve bu kodlarımız da birbirlerinden aynı gibi görünmekle beraber farklılıkları var. Bu farklılıklar da genetik çeşitliliği oluşturuyor. Belki genetik çeşitlilik Serdar Hocam'ın da çok ilgilendiği profesyonel olarak iş göstereyim yaptığı hocam. Tabii. Yani. Bakın burada bu genetik yapıda farklı renklerde köprüler görüyoruz. Evet. Mavi karşısında kırmızı, kırmızı karşısında mavi, turuncu karşısında yeşil. 4 tane. Yazılımlar 0 ve 1 diye yazılıyor. İnsanın dijital yazılımı gibi. A, G, T, C dörtlü bir yapı. İşte bu dizilim 3 metrenin üzerinde bundan 3 milyar çift var. Bu 3 milyar çiftin binde birinin dizilişi insanlar arasında farklı. İşte bütün bu farklılıklar bu. Tabii sanki çok az gibi görünüyor 3 milyarın binde biri ama neticede o da 3 milyon baz denilen, nükleotit denilen kısımlar. Bunların 3 milyonu bende, Nizi Hocam'da, sizde, birbirimizde farklı. Bambaşka. Şimdi zaten bu farklı günlük yaşamdan bilirsiniz ya. Bizler hepimizin 5 parmağı var ama parmak izlerimiz hepsi farklı. Yani aslında hepimiz birbirimizden farklıyız. Ve bu farklılık o kadar ilginç ki yani annemizle babamızın o spermi ve yumurtasının getirdiği kromozomlar birbirleriyle rastgele gen değişimi yapıyor. Bu yüzden bir erkek 250 milyon sperm çıkarıyor ama her bir spermin doğuracağı çocuk da birbirinden farklı. Yani öyle kazanan mi? Spermin o sperm diye öbürü kazanırsa bambaşka bir çocuk çıkabilir. %100 olur. Tamam. Mesela 300 bir çocuk olsa, 300 bir erkek olsa, üçü de birbirine benzemeyecek. Karakterleri, şekilleri, davranışları. Ama niye ikizler birbirine çok benziyor ve üçüzler bazen? Tek yumurta ikizleri benziyor. Yani tek yumurta ikizi olmayan ikizler. Ama mesela tek yumurta ikizi 3 spermden dölleniyor değil mi? Tek spermden dölenmiyor. Evet. Orada mekanizma değişik. Orada tek bir hücre yeniden iki hücre olup çoğalmaya devam ediyorlar. Homozigot onlar. O çok istisna bir şey de tüp bebekten biz alışırız. 300 oluştuğu zaman 3 embriyo koyup da 300 oluşturduysak 3 çocuklar birbirine benzemiyor. Aslında hiçbir sperm birbirine benzemiyor bu alışveriş nedeniyle. Bu da tabii bu genetik çeşitlilik de hem olağanüstü iyi bir şey. Bu genetik çeşitlilik sayesinde biz hastalıklara karşı direnç kazanıyoruz. Gene bu genetik çeşitlilik nedeniyle hasta oluyoruz. Şimdi bütün mesele bu ikisini birbirinden ayırt etmek. Dolayısıyla
bir hücrenin neye dönüşeceği her ne kadar bir program dahilindeyse de o dönüştükten sonra nasıl davranacağı bu getirdiği genetik yükle belirleniyor. Genetik... Peki hocam mesela geçenlerde oluyor bir iki sene herhalde bir gazetede haber vardı ajanslardan gelen bir kadın çocuk doğuruyor aynı adamdan biri siyah biri beyaz çıkıyor yani biri zenci çıkıyor birisi beyaz çıkıyor mümkün mü de böyle bir şey? Ya böyle bir şey ben duymadım ya ama düşünelim ya olabilir aynı adamdan eğer, olmayabilir yalnız belki eğer aynı gece veya aynı zaman içerisinde iki farklı erkekle beraber olmuşsa. Erkekle beraber olmuşsa olabilir. Ama iki yumurtanın da olması çıkması dölme, lazım. Dölme. Çok nadir. Çok nadir ama mümkün. Bir şey yani doğada tabii her şey. Her şey olabilir. mümkün de aslında poliandri bunun adı. Poliandri. Poliandri bir tek kedigillerde görülen bir şey. Yani kedi ki şimdi Mart ayındayız. Yani bir erkekten gebe kalıyor. Ondan sonra gidiyor 4-5 saat sonra bir erkekten daha gebe kalıyor. 5-6 saat sonra bir erkekten daha gebe kalıyor. Bir de kedilere mi mahsus bu? Bu kedigillere mahsus daha çok. Arslan, kaplan. Dolayısıyla kediler doğurduğu zaman işte biri tekir, biri sarman, biri kara, biri beyaz. Hep farklı babalardan bunlar. Çıkabiliyor evet. Çünkü babaları farklı. Bu da inanın ki biraz önce içeride hocamla sohbet ediyordunuz. Kulak misafiri oldum. Bu farklılık o kadar ilginç bir şey ki yeni bir bilimin doğmasına yol açtı. Epigenetik denen yeni bir bilimin doğmasına yol açtı. Buna imprinting deniyor. Yani şimdi bu kediden gidelim. 3 tane kocası var. Bir tanesi iri yapılı bir kedi. Bir tanesi çok zayıf. Bir tanesi orta bir kedi. Şimdi bunlardan doğacak çocuklarda anne karnında üçü de birbirinden farklı beklenir. Halbuki üçü de aynı büyüklükte doğuyor. Çünkü babadan gelen büyümeye ilişkin sinyallerin reseptörleri babadan gelenlerin hepsi iptal ediliyor, kapatılıyor. Sadece anneden gelenler. Bu yüzden annenin cesametine uygun 3 tane yavru oluyor. Ya da 5 tane de olabilir. 5 tane yavru renkleri farklı ama cesametleri aynı. Dolayısıyla bütün o ihtiyaçları farklı oranlarda çekmiyorlar. Aynı oranda annenin plasenta yoluyla anneden besleniyor. Meme emerken rekabet oluşmuyor. Ancak çocuklar kendi başlarına yaşamını kuracak hale gelince birdenbire babanınkiler devreye giriyor. Bir kedi çok büyüyor. Öbürü doğada kendisine iyi bir yol buluyor. Diğeri daha küçük kalıyor. Diğeri orta normal oluyor. Daha küçük kalan daha zeki oluyor diyelim. Dolayısıyla şimdi insanlar oturup düşünüyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar bu üç kedinin aynı büyüklükte doğması nasıl oldu? Babanın genleri nasıl kapatıldı? Anlıyorlar ki metilasyon ama diye. Bu geçici bir kapatma ama. Evet geçici. Anlıyorlar ki bu ACGT hocam çok güzel anlattı. Bu C'yi metil diye bir kimyasal grupla kapatınca 500'ü metil sitozin diyoruz. Kapatınca o gen çalışmıyor. Dolayısıyla babadan gelen o GC'ler yan yana gelen GC'lerin C'leri kapatılınca babadan gelenler çalışmıyor, anneden gelenler çalışıyor. Burada belki şeye hani gen nedir'den başladığımız için şuna değinmek lazım. Vücudumuzda olan biten her şey proteinler tarafından gerçekleştirilir. Yine içerideki sohbetimizde hani uzun yaşamakta işte yoğurt diyorum filan. Niye uzun yaşıyor? Çünkü dişi olmadığından yoğurt yiyerek protein alıyor. Oradaki mesele yoğurttan ziyade proteinde. İşte bu proteinler bizim vücudumuz tarafından her olayı yönetmek üzere genlerden gelen kodlarla üretilirler. Burada gördüğünüz 3 harf mesela burada dizilimde T var, A var, T var. T, A, T. Ondan sonra geliyor C, A, G. İşte her üçlü amino asit dediğimiz bir
molekülün kodunu taşır. Her üç harf bir amino asit. Üç harf bir amino asit. Bu amino asitler genlerdeki bilgilerin ışığında yan yana gelirler. Böyle tesbih gibi bir zincir yaparlar. Buna amino asit zinciri denilir. Bu amino asit zinciri daha sonra tek böyle ip gibi durmaz da kendi üstünde katlanır. Üç boyutlu bir hal alır. İşte o proteindir. O protein vücudumuzdaki birçok çalışmayı yönetir. Mesela inflamasyon, bir yerimiz şiştiğinde veya bir çıban olduğunda o şişme, ağrıma, ısınma, bu bir aslında savunma mekanizmasıdır. Bunu yöneten orkestra şefi gibi bir gen var, interleukin 6. İşte bu gen o interleukin 6 proteinini kodluyor, o protein gidip inflamasyonun orkestra gibi yönetiyor. Mesajlara proteinler alıyor. Şöyle, gen mesajını hücrede protein imal ettiren merkezlere gönderir. Ribozom diyoruz onlara. Bunlara messenger RNA haber götürücüler denir. Haberi götürür ve orada hücrenin içerisinde, ve düşünün bir hücre içerisinde yüz binlerce ribozom vardır. Yani hücre o kadar büyük bir yer ki kendi içerisindeki ölçeklerle karşılaştırıldığında her hücre bir güneş sistemi gibidir. Muazzam yapılardır. Ve bu ribozomlarda üçlü gelen mesajlarla amino asitler yan yana getirilir ve bu amino asit zinciri sonra üç boyutlu hale gelir ve vücutta bir iş yapar. Mesela vitamin D reseptörü, vitamin D'nin almacı bağlandığı yer. Bu protein tabiatında bir şeydir. Efendim, hemoglobin, aldığımız oksijeni damarlar yoluyla, kan yoluyla taşıyan sonra karbondioksit. Hemoglobin bir proteindir, böyle biraz da kelebeğe benzer bir şeydir, bir proteindir. Efendime söyleyeyim, kolajen. Demin sohbet ediyorduk sizin dizinizle ilgili. İşte oradaki o kolajen bir proteindir. Vücudumuzdaki bütün bu faaliyetleri yöneten proteinler genlerdeki işte bu harflerin dizilimiyle üretilir. Şimdi dedik ki, o dizilimde yanlışlık varsa o proteini üretmeyebilir mi bazen? Üretmeyebilir. Buna da hastalık diyoruz. Ha, bazen de bu dizilimde ATA diyelim bu. Bu bir amino asit. Ondan sonra öbürleri zincir oluştu. Dedik ya binde bir farklılık var. Bu binde bir farklılık burada ATA değil de ATG olsun. Birisinde bir harf değişsin. Ne oldu o zaman? Gidiyor o amino asit zincirindeki proteini oluşturan bir amino asit farklı oluyor. O minicik bir amino asit farkı işte o proteinin hızlı çalışmasını, yavaş çalışmasını, farklı çalışmasını sağlayabiliyor. Bulunan sonuçlanabiliyor. İşte onun için bu binde birlik farklılıklar proteinlerin yapısında fark oluşturduğu için işte biz baktığımızda işte bu kişinin şu geni %40 daha yavaş çalışıyor. MTHFR geni daha yavaş çalışıyor diyebiliyoruz. O yavaşlık bizi birbirimizden farklı kılıyor. O yavaşlık, hızlılık, farklılık bizi farklı hastalıklara yatkın kılıyor. Hani işin ruhuna, özüne gelirsek gen nedir? Gen türlerin devamlılığını sağlayan ve o türün yaşamının formüllerini üretilecek proteinlerin şifrelerini taşıyan bir iplikçiktir. Burayı şöyle de aslında dinleyicilerimize şöyle de bir mesaj verebiliriz. Yani bunu bu iplikçiyi bir kitaba da benzetebiliriz. Yani sizin ömürlerinizin kısa ya da uzun olacağı bu sizin defterinizde, bu kitabınızda yazılı. Yani DNA dediğimiz bu kitabınızda yazılı. Bu sizin gözünüzün rengi belki bu kitabın içerisinde bir cümle. Kulağınızın ne kadar hassas duyup duymayacağı da bunun içerisinde bir cümle sadece. Ve bu cümlelerde bu kitabı oluşturuyorlar. Şimdi bu DNA kitabınızı yavaş yavaş okuyabiliyoruz. Ve şu anda dünyada... Şu anda okuyabiliyoruz değil mi? Bu şu insan anda, genom şimdi projesiyle... Şöyle,
şu anda sizin şu anda bütün genlerinizi okunabilir şu anda. Ve whole genome çalışması deniyor buna. Şu anda arzu ederseniz sizin bütün genlerinizin dekode etmek mümkün. Ve çok sizin, zor değil mi bu? 3 metrede milyarlarca bir gece. Bir gecede. Bir gecede. Şimdi yeni çıkan artık bu, bir gecede. Yeni çıkan bu sistemde yaklaşık $1,000 mal diyor. Ama Human Genome Project'te, yani insan genom projesi bu 19 yıl sürdü ve $9 milyar mal oldu. Evet. Ama şimdi 900 bin, yani 1000 dolara bir gecede. Ama 19 yıl artı bir gece herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi sizin kendi gen kitabınızı elde etmeniz sizin ne işinize yarayacak? Bence bunu tartışmakta çok. Şimdi ona geleceğiz. Hocamın onunla ilgili çok yani, güzel örnekleri, daha doğrusu bir sunumu var. İzlemiştim, çok hoş. Evet. Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi bu kitabı okuyabiliyoruz dediniz. Aynen öyle. Peki burada hedef kitaptaki yanlış cümleleri değiştirmek mi bir gün geldiğinde? Veya bugün bunu yapabiliyor muyuz? Bravo. Şimdi tabii o kadar güzel bir şeye değindiniz ki çok teşekkür ederim. Şimdi burada iki tane amaç var. Bir tanesi bunu okuyarak sizin ileride karşılaşabileceğiniz hastalıkları önceden öngörebilmek. Çünkü koruyucu hekimlik yapabilmek için, ki hocamın Dünya Sağlık Teşkilatı'nda da emek verdiği alan bu. Yani sizi birinin koruyabilmesi için başınıza neler gelebileceği için öngörebilmesi lazım. Değil mi? Evet. Şimdi sizi aynı anda hem beyin anevrizması için hem de kas kaybını engellemek için aynı anda iki şey için koruyamayabilir. Çünkü aşırı spor yap dediğinde, değil mi, beyin anevrizması için tehlike de yaratabilir. Yani yaratmayabilir, örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla siz önceden öngörülebiliyorsa hastalıklar, neye karşı koruyacağınız da ortaya çıkacak bununla. Şimdi bu bir. İkincisi, bu kitabı okumakla arıza düzeltilebilir mi? Bu kitabı okumakla arıza düzeltilebilir. Ve şu anda inanın ki dünya değişiyor. Yani olağanüstü hem de değişiyor. İki tane yeni teknoloji var. Bir tanesi CRISPR-Cas9 diye. CRISPR ya da kısaca. Bununla gene editing deniyor. Yani genetik arıza, gen nakledilmiyor da genetik arıza düzeltiliyor. Gene bu gendeki arızayla bugün lösemi ve lenfoma tedavisi yapabiliyoruz. CAR-T deniyor buna. Kimerik antijen reseptör T hücresi. Yani T hücrelerindeki genetik mühendisliğiyle şeye, bu T hücrelerini tümöre saldırtmak. Yeniden programlayıp evet, düşman göstermek olur. Evet. Hücreleri bu genetik programını değiştirerek mesela deri hücresinden sperm yapabiliyorlar hali hazırda. Buna induced pluripotent kök hücresi deniyor. Dolayısıyla bu kitabı okumakla, siz o kadar güzel isabetli söylediniz ki, iki şey yapabiliyoruz. Bir, onu hastalıklara karşı koruyabiliyoruz. Tabii kansal bir hastalığı varsa onun ne olduğunu da anlıyoruz hiç şüphesiz. Onu söylemeye bile ihtiyaç duymuyorum. İkincisi de değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyorsun. Evet. Buna değiştirebilmek diye yanlış mesaj vermiş olmayalım. Düzeltebiliyoruz. Yani o da bir değiştirmek ama daha doğru deyim, gene editing, düzeltmek. Peki hocam, bu soruyu daha sonra programın sonuna doğru sonra düşünüyorum, şimdiden sorayım. Mesela bunu böyle iyice bu işe hakim olunduğu zaman ve bu düzeltme operasyonlarının artık cılkı çıktığı zaman diyeyim. Mesela ben size geldiğimde şöyle bir sipariş verebileceğim mi? İşte çocuk yapacağız, işte şu hastalıkları olmasın. Öyle bir tezgahlarım ki bu 100 sene civarında falan yaşasın. Mavi gözlü olsun, işte kolları kaslı olsun, bacakları uzun olsun, işte omuzları geniş olsun falan gibi böyle bir... Şimdi şimdi Fatih Hocam tabii çok tehlikeli konulara değiniyor. Gerçekten çok tehlikeli bir konu bu. Niye tehlikeli? Etik olarak çok tartışmalı bir konu zaten. Şimdi şöyle, buna öjeni deniyor. Öjeni denen hadise bu. Biz bunun dozunu kaçırdığımız zaman bu öjeni olacak. Yani aslında ö Latince iyi anlamına da geliyor tabii. Doğrusu iyi anlamına da geliyor ama
Biz tabii bunu şunun için yapıyoruz ve bunda da kısıtlı kalması lazım. Bu çocuğun annesi, babası talasemi geni taşıyorsa, bu çocukta talasemi olmaması için bu embriyoyu seçip talasemi geni taşımayan spermle yumurtayı birleştirip biz sağlıklı bir çocuk yapalım. Yani bu gerçekten etik. Ama bunun dışında ki bunu yapanlar var maalesef dünyada, üzücü bir şey. Çocuğumun cinsiyeti şu olsun, gözünün rengi bu olsun, boyu böyle olsun, na doğru gidince bu artık yani dozunu yitiriyor ve öjeniye doğru bizi götürüyor. Peki bu aynı zamanda şimdi evrimi bozmaz mı? Yani doğal evrimi bozmaz mı? Şimdi şöyle, tabii yani şimdi bu evrim anlayışı içerisinde belki Darwin'in de ilk evrim anlayışını getirmesindeki yer biliyorsunuz evcilleştirme. Evet. Evcilleştirme bu işte. Köpeğin evcilleştirilmesi, ineğin, koyunun evcilleştirilmesi bu işte. Yani sonra benzer, da onların içerisinde evet, breeding evet, denilen işte evet, daha hızlı koşan evet, köpek daha evet, çok işte çaprazlamalarla yani, falan şeyler özellikle evet, Nazir'in pek meraklı olduğu bir mevzuydu evet, o evet, bence köpeklerde. Bence bu konu tehlikeli bir konu, bayağı tehlikeli bir su. Onun yerine eğer tensip ederseniz, müsaade ederseniz, onun yerine bu genetik kitabı okuyarak biz insanları nasıl koruruz? Bu da Serdar Hocam'ın çok sevdiği bir alan. Bize... Peki Serdar Hocam, bu alana nereden merak sardınız? Yani bu siz bu işe başladığınızda bu iş henüz daha bu seviyede bilinir, kullanılır bir şey değildi. Siz bu işin çok eskisisiniz yani. Sistem evet, nereden aklınıza geldi? Ben niye gitmişim? Ben ne bileyim, onkolog olmak daha kolay. Bir sürü şey daha kolay o zaman için. Nereden aklınıza geldi böyle bir işin içerisine girmek? Şöyle... Bu pure bilim yani o. Bu 1996 yılında ben Dünya Sağlık Teşkilatı'nda çalışıyordum, Kopenhag'da. O zamanki patronum diniyle dinlensin, şimdi vefat etti. Çok sevdiğim, saydığım, benim rol modelim olan bir insan, Doktor Asbal. Bana Avrupa Direktörlüğü'nü teklif etti. Ve ben o zaman dedim ki Doktor Asbal, ben 36 yaşındayım, Türk'üm, Müslümanım, Karabaşım, hani Schwarzkopf diyorlar ya Almanyalar. Siz beni Avrupa'ya direktör yaparsanız yani sizi şey yaparlar. Tefe koyarlar. Hayır dedi, ben yapacağım dedi. Ve bana 3 görev verdi. Dedi ki 1, bize geldiğinden beri habire eleştiriyorsun. İşte o yanlış, bu yanlış, bütçe yanlış filan. Al kardeşim, direktör sensin. Buyur, ne istiyorsan yap. 2, 2000 yılından sonrasına yönelik bir Avrupa politikası hazırlamamız lazım. Bu işi yapmanı istiyorum. Ve 3 dedi. Ve bana bu ekranda şeyi gösterebiliyor muyuz? İşte numarasını söyleyeyim. Yani ilk slide. Birinci slide. Slide 1. Slide 1. Hatta ben de burada. Hocam orada bir de sopamız var. Hocam bir kere epidemiyolojik ne demek yani? Epidemiyolojik şu demek, bir toplumda hastalıkların ve ölümlerin nedenlerini, dağılımlarını, ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Bu toplumdan topluma değişiklik gösterir mi? Tabii, her toplumda her zaman değişiklik gösterir. Burada bir şey karıştırılır. Epidemi salgın hastalık salgın demektir. Evet. Ama bu salgın hastalık bilimi değil. Burada epi, üst, demo, epiderm gibi yani üstleri gibi. Aynen. Üst, demo, demos, toplum. Yani topluma yukarıdan bakmanın bilimidir epidemiyoloji. Buradaki epidemi sözcüğü tesadüfen benzerlik gösterir. Demografi de nüfus bilimi. Yani o epide daha çok epiderme gibi, üst katman yani, gibi. Yani topluma tepeden bakmanın bak, bilimi. Şimdi burada bir sonraki slayta geçelim. İki arkadaşlar. Şimdi bundan 300 sene önce İnsanlar çokça doğuruyorlardı. Yani fertilite çok yüksekti. Ama bulaşıcı hastalıklardan dolayı mortalite yani ölümler de çok yüksekti. Bir salgın hastalık geliyordu. Milyonlarca insan ölüyordu. Yani i̇şte yüksek doğu... 1900'lerin onlardaki yüksek İspanyol gribi gibi. 1770, 1780, 1790'dan ne kadar olan durum bu.
Ama ne oldu? 1750'lerden sonra çiçek aşısı bulundu. Daha sonra bulaşıcı hastalıklarla mücadelede suyun önemi anlaşıldı. 1900'lerin başında antibiyotikler bulundu ve bir sonraki aşamaya geçildi. Geçelim bir sonraki aşamaya. Bir sonraki arkadaşlar. Bakın burada ölüm hızı, mortalite ne kadar düştü ve fertilite düşmüş. Biraz düşmüş ama bunun kadar İyi. Değil. Şimdi ve burada dünyanın sonu orada gelmeye başladı. Burada nüfus patladı. Nüfus patladı. Şimdi bu anlattığım içinde Türkiye'nin de olduğu OECD ülkelerine, yani biraz daha varlıklı ülkelere, endüstrileşmiş ülkelere yönelik bir modeldir bu. Sonra üçüncü aşamaya geçildi. Üçüncü aşamada bakın ölümler hız olarak azaldı. Hala azalıyor düşmeye ama bu devam kadar, ediyor ama daha, bu daha kadar yavaş şeydi. Düşüyor. Ama doğurganlık azalmaya başladı. Ve bir sonraki aşamaya geçildiğinde fertilite, doğurganlık öylesine azaldı ki mortalitenin de altına geçti. Ve burada mortalite, yani ölüm hızı da düşük, doğurganlık da düşük. İşte Doktor Azval benimle 1996'da konuştuğunda durum şuradaydı. Biz böyle bir yerdeydik henüz. Daha sonra 2000'lerde buna döndük. Sonra 5. evreye geçildi artık. 5. Geçelim. Bakın burada yüksek bir mortalite, düşük bir mortalite, düşük bir fertilite ama ikisi de düşük fakat doğurganlık mortalitenin de altında. Hani çok tartışıldı 3 çocuk meselesi. 3 çocuk politikası doğru bir politika. Doğru. Niye? Çünkü burada yaşlanan bir nüfusla karşı karşıyayız. Eğer bir çift başına, kadın başına düşen çocuk sayısı 2.1'den aşağıya doğru gidiyorsa o toplum yaşlanır. Evet. İşte bu OECD ülkelerinde Doktor Azval'ın bana 96'da seni Avrupa direktörü yapacağım ama bana çözüm bul dediği sorun şu: 5. evrede toplum yaşlanıyor ama toplumun yaşlanmasıyla beraber bir, koroner damar hastalıkları, kalp krizleri çok artıyor. 2, kanserler çok artıyor. Diyabet çok artıyor. Kemik erimesi, osteoporoz çok artıyor. Alzheimer, Parkinson gibi sinir sisteminin bozulmasına nörodejeneratif hastalık denen hastalıklar çok artıyor. Ve bu hastalıklar, hastalık yükü denen toplumun hem iş gücünü, hem ekonomik durumunu, hem üretkenliğini azaltan, hem de hastalığa bakmaktan dolayı ekonomik yükü artıran çok ciddi bir sorun. İşte Doktor Azval bana dedi ki senden buna bir çözüm bulmanı bekliyorum dedi. Onun için seni direktör yapıyorum dedi. Ben o güne kadar genetikle ilgili çok sınırlı bilgisi olan bir insandım. Tıp fakültelerinde biz işte hastalıkları öğreniriz. Böyle 40-50 sayfalık da, o zamanlar bundan 30 sene, 35 sene önce incecikte bir kitabı vardı. Allah Allah, yani böyle bir şey. Ama bir insan genom projesi başladı. O sırada tabii Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Direktörü şapkam var, ciddi bir bütçem var, her yere ulaşabiliyorum. Ben şeyler düzenlemeye başladım, beyin fırtınaları. Avrupa nereye gidiyor? Bir sorunu çözerken en uç noktadan başlarım genellikle. Nereye gidiyoruz? 21. yüzyılda neler olacak? Gelecek nedir? Ve bir teknoloji açık oturumu düzenledik, böyle Nobel'li filan bilim insanlarıyla. Oradan teknolojinin geleceğinde şu çıktı. Önümüzdeki 10 yıllarda, 2000'li yıllardan sonra bir, enerji teknolojileri çok gelişecek. E doğru, işte karbon bazlı enerjileri, kaynakları kullanarak kömür bazlı atmosferi mahvettik. İki, uzay teknolojileri, tamam, dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirip kendimize yeni adresler arayacağız. Üç, nanoteknoloji. O zaman yeni öğrenmiştim nanoteknolojinin ne olduğunu. İşte evet, öylesine akıllı moleküller yapabileceğiz. Dört, genetik. Allah Allah, dediğim gibi genetik. Hiç bilmiyorum nedir, ne alakası var. Ve o zaman insan genom projesinin ilk sonuçları gelmeye başlamıştı 96-97. Ve kafamda da bu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü şapkası olduğu için işte dünyada bundan ilgili çalışma yapan her yere, işte University College London, efendim Yale Üniversitesi, şeyde MIT, Amerika'daki Harvard, merkezler, hepsini dolaştık. Ne oluyor diye.
Ve bir sene sonra Doktor Azval'ın bana bu görevi vermesinden bir yıl sonra ben Doktor Azval'a şunu gösterdim. Geçelim. Bir sonraki arkadaşlar. Dedim ki bakın Doktor Azval, şurada bir hastalık eşiği var. Biz bu eşiğe ulaşınca hastalanıyoruz. Bu eşiğe üç şekilde ulaşıyoruz. Gelsin arkadaşlar bir sonraki. Tamamen genetik nedenlerle oluşan, biraz önce değerli hocamın bahsettiği, örneğin talasemi, genlerde bir bozukluk var anneden ve babadan, çocuğa aktarılıyor. Doğduğu anda bunlar doğduğunda zaten hasta. Ve bizim tıbbi genetik dediğimiz, hani genetik uzmanı, hekim arkadaşlarımızın uğraştığı alan bu. Yani doğumdan önce yakalayıp çözmeye çalıştığı. Biraz önce hocamın dediği, hani genler üzerinde düzeltme yapalım da doğru embriyoyu seçelim, sağlıklı çocuk doğsun dediği hastalık grubu. Bunlar toplam hastalık yükünün %1'ini oluşturur. İkinci grupta ise, gelelim ikinci gruba, dış çevreden kaynaklanan hastalıklar. Şimdi burada da dışarıdan bir mikrop alıyoruz, dışarıdan bir bakteri alıyoruz. Bizi hasta ediyor, işte karnımız ağrıyor, efendim ateşimiz yükseliyor, grip oluyoruz, tüberküloz oluyoruz, ishal oluyoruz, her neyse. Neyse. Travmalar var. Kanser onun içinde midir? Hayır. Değil. Çünkü dışarıdan bir şeyi alıp da, ya bu akşam dışarı çıktım, eve bir geldim, kanser olmuşum. Yok. Öyle bir şey yok. Bu da ikinci grup. Üçüncü grupta ise, hayır bir tanesini, bir öncekine basalım. Bir geri alabilir misiniz? Ha peki, devam edin o zaman. Üçüncü grupta, bakın burada sarı bir şey var. Renginden anlıyorum ki genetik. Bu genetik. Ama tek başına hastalık eşiğine ulaşmamış. İşte bunun hastalık eşiğine ulaşması için bizim bu genetik yatkınlığı yaşam tarzı ve çevresel koşullarla destekliyor olmamız lazım. Yani şöyle mesela ben de atıyorum Allah korusun kanser yapma geni var. Bir örnek alalım. Akciğer kanserine yatkınlık geni var. Geni var. Ama sigara içmiyorum. İçmezseniz. Egzozu bol alanlarda fazla gezmiyorum. Ondan sonra kendimi daha doğa içerisinde yaşatıyorum. Akciğerime yük olacak orada sıkıntı yok. Hiçbir iş uğraşında olmuyorum. O zaman o burayı aşmıyor. Ve asla olmuyor. Beslenmenizde vücudunuza biriken toksinleri uzaklaştıracak şekilde besleniyorsunuz. O zaman bu hastalığı aşmıyor. O zaman ben Doktor Azval'a demiştim ki Doktor Azval, sizin benden çözümünü istediğiniz hastalıklara biz 21. yüzyılda bu şekilde yaklaşırsak, yani gen ve çevre koşullarının enteraksiyonu olarak bakarsak bu meselelere farklı bir çözüm getiririz demiştik. O da bana vala demişti, hani bak seni atadım işte bu göreve getirdim, sen de yürü. Yaptın hadi yürü kim tutar seni diye. O şekilde devam ettik. Ve o zaman ki benim işte bu grafiği bu şekilde sunmam 1998'dir. Ve Dünya Sağlık Teşkilatı şeylerinde de dokümanlarında da insan genomunun keşfi kişiye özel tıp çağını başlatmıştır ifademin geçtiği, ancak bundan sonra, çünkü bunu gördükten sonra herkese farklı yaklaşmamız gerektiği bilinci oluştu. Ve insan genom projesi sayesinde şimdi siz genetik incelemeyle artık bunu bilebiliyorsunuz. Şöyle bir kısmını. Hayır. Yani her şeyi bilmek şu anda mümkün değil. Ama bu gün geçtikçe gelişecek. Burada büyük bir mutlulukla söyleyeyim. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığımız TÜSEP, hı hı. Türkiye Genom Projesi'ni başlattı. Bu çok önemli bir projedir. Türkiye genom projesi dünyadan farklı mıdır bizim genlerimiz ki diğer insanlar? Farklıdır. Ha. Farklıdır. Yani bir coğrafyalarda, bir coğrafyaya ait bir gen. Tabii. Havuzları vardır. Tabii şöyle, Türkiye bu açıdan şöyle bir farklılığı var. Bin yıllardır hep gelen geçenlerin bol olduğu bir coğrafyadayız. Çok karışık bir coğrafya. Hani bir Japon toplumu gibi adada kalmış veya bir İzlanda gibi veya bir işte Madagaskar gibi değiliz. Son derece karışık bir gen havuzumuz var. Onun için bu Türkiye'de efendim genlerine bakalım, ırkını anlayalım filan. Bu mümkün. Çok boş bir şeydir. Girişimdir, bir düşüncedir. Vermedim. Şimdi
İşte bunu kavradıktan sonra ve burada ben bu konuyu gördüğüm an, düşündüğüm, anladığım an ben bu konuya aşık oldum. Yoksa benim eğitimim tıp, hukuk, ekonomi ve epidemiolojidir. Genetikle hiçbir alakası yok. Ama yoktu. Şimdi var ama. Tabii 1998'den beri tam 20 yıl oldu. Benim bu konuyu rüyamda görmediğim gece yoktur. Hakikaten muazzam bir aşk doğdu. Ve sonra Türkiye'ye geldim. Dedim ki o zaman hani bilimsel bilgiye akıl, deney ve sezgi yoluyla ulaşıyorsunuz. Sezgilerim dedi ki Serdar bunun arkasından bir şey çıkar. O zaman Türkiye'ye geldim. İşte Hacettepe Üniversitesi'nden sağ olsun o zamanki rektörümüz büyük bütün hocaları topladı. Onlara bir sunum yaptım. Oradan ilgilenenler oldu. İşte onlarla bir ekip kurduk. Sonra Hacettepe Teknokent'te işte GENAR, Toplum Sağlığı Genom Bilim Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk. Ve gece gündüz çalışmaya başladık. Ve sonunda işte bu gen test dediğimiz modeli geliştirdik. Ve o da 2008 senesinde Avrupa'daki en iyi uygulama ödülünü kazandı. Avrupa Birliği tarafından verilen. İşte benim bu işe girişim aslında bir halk sağlığı bakış açısıyla 21. yüzyılın ölümlerinin %95'ini oluşturacak olan bu kompleks hastalıklar, kompleks sözü de şuradan geliyor. Birden çok gen, birden çok çevresel koşulla kompleks bir ilişkiye giriyor. Hastalık öyle ortaya çıkıyor. İşte bu nasıl çözülür? 21. yüzyılın en temel sağlık sorununa bizim halk sağlığı müdahalesi olarak getireceğimiz çözüm nedirden çıktı ve o şekilde bu aynı zamanda bu işi meslek edindim. Koruyucu hekimlik bu değil mi? Bu son derece ileri seviyede, yani dünyanın en ileri düzeydeki tabii kompleks hastalıklar açısından. Tabii. Yani kanserlerden bahsediyorum, kalp krizinden, Alzheimer'den, şundan bundan. Ama yoksa nezleden, bulaşıcı hastalıklarda burada hala aşılar. Burada da minik bir parantez içerisinde söyleyeyim. İşte aşılar yararlı değildir, aşı yaptırmayın filan. Bunlar çok zararlı ifadelerdir. Kesinlikle zararlıdır. Bu aşı meselesi çok önemli. Aman hiç kimse çocuğun aşısını ihmal etmesin. Bu arada onu da söyleyeyim. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi Canan Karatay'ı tanıyorsunuz. Ben de burada geliyorum zaman. Evet. Zaman. Şimdi Canan Hoca diyor ki işte onu yapın, bunu yiyin, bunu da yiyin, yağları lüp lüp yutun diyor, etin yağlı kısmından yiyin diyor, her şeyden yiyin işte, zeytinyağı için falan. Bunu bilmeden Canan Hoca'nın verdiği tavsiyeler herkes için geçerli midir? Katiyen geçerli değildir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi o hanımefendi kendisine hastalar geliyor. Onlara diyor ki şunları şunları yiyin diyor. Onun kitaplar var. O da Amerika'da, Amerika kökenli kitaplardır onlar ama güzel tercüme edilmiştir. Diyor ki şunu yiyin, şunu yiyin, şunu yiyin diyor. Herkese bunu söylüyor. İnsanlar gidiyor. İnsanların %15'inin, 20'sinin genetik yapısı ona uygun oluyor. Ona uygun. Onun için kolesterolü düşüyor, kilo veriyor, mutlu bir şekilde geri geliyorlar ona. Geri geldiklerinde hoca da bakıyor diyor ki aman ne güzel sonuçlar elde ettim. Bir kısmı ise geri gelemiyor. Geri gelemeyenler bunların bir kısmı ikametgah il muhaberlerini değiştiriyorlar. Mesela oturduğu yerden daha işte Karacaahmet gibi. Zincirlikuyu gibi mahallelere taşınıyorlar. Onlar geri gelmiyor. Şimdi bilimsel çalışma şöyle yapılır. 1000 kişiyi alırsınız. O 1000 kişiyi takip edersiniz. 10 yıl, 15 yıl. Buna kohort denilir. O çalışma sonucunda dersiniz ki bunu yaptık. Şu kadarı hayatta kaldı. Bu kadarının kolesterolü böyle değişti. Bu kadarının şusu böyle değişti diye bunu bilimsel rakamlarla koyarsınız. Bana gelenler çok iyiler. Benim annem çocukken mahallede bize bunu yapardı. Onu yiyin, bunu yiyin. Bu tıp değildir. Bu kanaate dayalı. Bir ablamızın kendi kanaatleri, annesinden, anneannesinden öğrendiklerini anlatmasıdır. Tıpta kanaate dayalı devir bitti. Kanıta dayalı devir başladı. Ben size apolipoprotein C3 geninizi bilerek, APOE4 geninizi bilerek, lipoprotein lipaz geninizi bilerek, kolesterol ester transfer proteini geninizi bilerek hala yağlı yiyin diyorsam benim yaptığımın adı cinayettir. Cinayet. Başka hiçbir şey değildir, cinayet. Yani o genler tehlike yaratıyor bu. Şimdi bu genler eğer bu insanda FAP geni,
hemen bütün yağı vücuduna emiyorsa, ApoE4 şilo mikronları artırıyorsa, lipoprotein, lipaz, trigliserisi parçalayamıyorsa, kolesterol ester transfer proteini iyi kolesterolü düşürüp kötü kolesterolü artırıyorsa, ondan sonra bu insanda bir de POM1 geninde yağların oksitlenmesine yol açan yatkınlık varsa öldü. Siz bu insana bir de yağ yedirirseniz Hakk'ın rahmetine kavuşur. Bu da katiyen bilim değildir. Bu çok yanlış bir şeydir. Ben bu konuda buradan da yani yetkililerimize uyarmış olayım. Çünkü çok yanlış işler yapıyor. Belki halkı da uyarmak lazım. Hocam sizi biraz yerinize alayım. Niye derseniz bacaklarınızın sağlamlık kendi bilmiyorum ama reklam arası şimdi 5 dakika duracağız. Hocam Sağlık Bakanı da Yeşilay işe uyanmış bizim program önüne sigara reklamı vermişler. Ya. Sigara karşıtı kampanyanın tanıtımını vermişler. Çok da güzel bir tanıtım. Güzel mi, beğendiniz çok mi? Çok güzel, çok beğendim. Peki hocam, bu arada pek çok sual geliyor tabii konu ilginç olunca. En çok sorulan soru şu, mühürlü gen nedir? Evet, çok bu soruyu soran dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Ben biraz önce epigenetikten bahsettim. Yani bizim bir genlerimiz var. Bu gen arızalı ya da sağlam. Ancak bizde bu genin olması bu genin çalışacağı anlamına gelmiyor. Bu gen mühürlenebiliyor. Buna imprinting deniyor. Dolayısıyla bu mühürlenme işlemi de bu metilasyon dediğimiz bir işlemle oluyor. O mühürlendiği sürece de o gen çalışıyor. Vazifesini yapmıyor. Biraz önce kedilerde olduğu gibi. Mesela babadan gelen genler, sineklerde de öyle. Babadan gelen genler mühürleniyor. Çalışmıyor. Tabii orada imprinting kedilerdeki gibi değil. Daha başka bir mekanizma. Belki o daha başka bir konu ama sonuç olarak mühürlenme, metilasyon dediğimiz belirli genlerin çalışmasını engelleyen mekanizma. Bayağı metilasyonla mühürleniyor. Ve tabii eğer bu gen, bakın bunun önemi şu. Bunun önemi şu. Şimdi bizim davranışlarımızın da genleri var. Mesela suça yatkınlık. Var mı öyle bir gen? Var tabii, olmaz mı? Tabii. Buna rootlessness. Evet, rootlessness gene deniyor. Vazopressin 1A reseptör genindeki bu genin ön bölgesindeki tekrar bölgeleri bunu belirliyor. Ve bu tabii onların suça yönlendiriyor. Çünkü amigdalaları, bunların amigdalaları, amigdala bizim endişe, korku ve çekingenlik davranışımızı kontrol eden bir yer. Tamam. Beyinde bir kısım. Evet, biz bunu yapmayalım, bu tehlikeli işin, bundan sonra başıma şu gelir dediğimiz yer amigdala. Amigdala ne kadar küçükse o kadar insanlar korkusuz oluyorlar. Ve bu gen de bu amigdalanın büyüklüğünü, küçüklüğü ve davranışı belirliyor. Şimdi mesela siz, adrenalin bağımlısı adamlar var, insanlar var. Onlar da mesela amigdala küçük müdür? Yani bakmak lazım. Şimdi siz bir kişiyi aldınız ve bu vazopresin 1A reseptör genine baktınız. Dediniz ki ya bu kişi suça eğilimli, belki de seri katil olabilir dediniz. Buna hakkımız niye yok biliyor musunuz? Çünkü o genin, o bireyde öyle olması o genin çalışması anlamına gelmiyor. O mühürlenebiliyor. O metile olabiliyor. Yani bu da genler üstü kontrol sistemi demek. Epigenetik. Yani evet, genler var, bir de genlerin üzeri bir kontrol sistemi var. Fakat çok ilginç bir şey, bu genler üstü kontrol sistemi de beslenmeye de çok ilişkili. Şimdi o metilasyon için gerekli tek karbon kaynağı folik asit. Dolayısıyla çevre faktörleri, beslenme, bizim doğru mühürlenmenin de arızalarına yol açabiliyor. Yani mühürlenmesi gereken gene mühürleyebilir. Bravo, mühürleyemeyebiliyor. O nedenle de folik asit, daha doğrusu doğal adı folat, bir örnek dışarıdan yani sentetik aldığımızın adı folik asit. Bu örnek üzerinden gidecek olursak her birey için ihtiyacı farklı. Şimdi klasik kitaplar der ki efendim folik asetin günlük ihtiyacı 400 mikrogramdır. Halbuki bu
Kimi insan için 300'dür, kimi insan için 500'dür, kimi insan için 800'dür, kimisi için 1000'dir. Niye? Onun için işte bu genlerin farklılığından dolayı genetik farklılık ihtiyaç miktarımızı belirler. O nedenle işte eski ekoldeki kanaate dayalı tıptaki efendim işte şu vitaminden günde bu kadar alın, bu artık modern kişiye özel tıpta kabul edilebilen bir şey değildir. Her bireyin vitaminlere olan ihtiyacı, besin maddelerine olan ihtiyacı birbirine göre farklılık gösterir. Bu hem genetik yapıyı hem hocamın dediği gibi epigenetik fonksiyonları belirlemek açısından önemlidir. Tabii yani dolayısıyla sadece genetiği konuşmak bile yeterli değil. Asıl epigenetiği konuşmamız gereken bir alan epigenetik. Biraz önce Serdar Hocam çok güzel değindi. Şimdi bilim bir şeyi ölçmek. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman ona ilişkin kanıt elde ediyorsunuz. Ve gerçekten bu eksiklik varsa onu yerine koyuyorsunuz. Ve yerine koyup koymadığınızda tekrar ölçerek kontrol ediyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Ve buna kanıta dayalı tıp diyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlerin daima ölçülebilir olması, daima bilimsel olması gerekli. Bu yüzden hekim kendini sürekli yeniliyor ve sürekli okumak zorunda. Şu çok kesin, yani bilim en son bilinendir. Yani hiç kimse şunu söyleyemez. Bakın biz okuldaydık, tıp fakültesiydik, bize böyle öğrettiler. Bak kitabımızda da böyle yazıyor. Kitabın kaç tarihe bunun bakacaksınız. Yazım tarihi 1969. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben 1900 yıllarının 99'u bile eski. 2018'in bu ayını artık bekliyorum. 2005'in, 2006'nın literatürü eski literatür. Eskidir. Evet, yani bilim dolayısıyla bu sadece tıp için değil yani. Her bilim bilmiyorum. En son bilinendir. Ve de bizim yaptığımız iş ölçüme dayanacak daima. Ve yaptıktan sonra da ölçerek onun nasıl gittiği hakkında bilgi edineceğiz. Şimdi diğer sorulardan... Şu şeyi belki izah etmek... Pek çok hastalıkla ilgili sorular sorayım mı Onur Hocam? Yani insanlar merak ediyorlar. Mesela DMD... Aklında evet, bilgi evet, istiyorlar. Evet. Şimdi şöyle, şimdi tabii sadece Duchenne kas distrofisi gibi maalesef çok üzücü kalıcı hastalıklar var. Talasemi bunlardan bir tanesi. Ya yani yavrunuz her hafta transfüzyon kan almak zorunda. Ve her hafta ve kan sizin, nakli olmak zorunda. Kan nakli olmak zorunda. Her hafta sizin bu kan bağışçılarını organize etmeniz lazım. Bir de bu hayat boyu mu sürüyor? Hayat boyu. Yani dolayısıyla hiçbir insan yavrusunun arızalı doğmasını ve bu arızayla yaşamasını istemiyor. Ve de bu CRISPR, bu gen düzeltme şimdi insanlara büyük bir ışık oldu. Nerede düzeltiliyor, nasıl düzeltiliyor, hangi aşamada düzeltiliyor? Şimdi şöyle, şu andaki aşama iki tane talasemi hastası, bir kistik fibrozis hastasının, yalnız dinleyicilerim çok dikkatli olsunlar, hastasının hücrelerini düzelttiler. Hastalığı değil, hastayı değil. Ama bu hastaya doğru gidiyor. Hücre düzeltmekle hastayı düzeltmek arasında ne fark var? Şimdi fark şu, mesela bir kas hastasının kas hücresi görüyorsunuz o kadar çok ki. Dolayısıyla o gen düzeltmeyi bütün kas hücrelerinde yapması için milyonlarca enjeksiyon lazım. Trilyonlarca. Şimdi dolayısıyla şu anda tabii ilk şey o hücredeki arızayı düzeltmek ilk marifet. Ki bu marifet başarıldı. Şimdi insan sağlığını düzeltmeye doğru yol alınıyor CRISPR'da. Ama CRISPR çok hızlı gidiyor. Peki mesela daha bunu hücre 8 hücreyken atıyorum 2 hücreyken düzeltmek mümkün daha kolay değil mi? Şimdi şöyle orada buna çok ihtiyacımız yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi anne ve baba talasemi taşıyıcısı düşünün. Bebek tüp bebek yapılıyor. Babanın spermiyle annenin yumurtası birleştiriliyor. Embriyo gözünüzün önünde. Birken 2, 2 iken 4, 4 iken 8 oluyor. O 8'den bir tanesini alıyorsunuz. Preimplantasyon genetik tanı deniyor.
O bir taneyi alıyorsunuz. O bir tane de genetik analizi yapıyorsunuz. Şimdi geriye 7 tane kaldı ama o yeniden bebeğin oluşmasına engel değil, oluşur. Çünkü o biraz önce söylediğim gibi 7'si de birbirinin aynısı. Şimdi bir tane de alıyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu bebek talasemi homozigot mu? Yani iki anneden de babadan da gelen arızalı geni almış mı? Almamış. Taşıyıcı. Öbür embriyoya bakıyorsunuz. Taşıyıcı bile değil. Onu kullanıyorsunuz. Peki yani. Olmama ihtimali büyük mü? Yani iki taraftan da geldiği zaman yine de olmayabilir mi? İki taraf taşıyıcıysa %25 taşıyıcı bile olmayanı bulma şansınız var. Yani bu nedenle embriyoda gen düzeltme şu anda etik olup olmaması tartışılıyor. Çin bunu yapıyor. Ancak şu anda bütün dünya bunu olağanüstü tartışıyor. Yani embriyonun genini düzeltme, doğru embriyoyu yerleştir, seç. Tabii ki embriyoyu düzeltmek kesin mümkün. Şimdi CRISPR'daki düşünce kök hücreyi düzeltmek. Doğru kök hücreye yerleştirdikten sonra o doğru kök hücre yeni sağlıklı hücreler yapacaktır. Şu anda düşünce o. Ama birçok aile yavrusunun bu genetik hastalığı yüzünden çok dertli, biliyorum. Bu sorulan bütün genetik hastalıklar için, bunların hepsi için geçerli. Daha şu anda CRISPR'lar... Hocam özür dilerim, lafınızı kestim. Bakın CRISPR gelmeden önce ya da devam etmeden önce. O zaman genetik hastalığı olan çiftler, birinde tamam, veya ikisinde, tüp bebeği mi tercih etmeli? Şimdi şöyle, eğer taşıyıcı ise, ki şu anda Kıbrıs'ta bu rutin biliyorsunuz. Anne baba talasemi için taşıyıcı ise muhakkak tüp bebekle embriyo elde ediliyor. Bu embriyo seçilip taşıyıcı olmayan yerleştiriliyor. Şu anda Kıbrıs bunu bir ulusal politik haline getirdi ve talasemi bebek sayısı hızla azalıyor. Bu mükemmel bir şey, mükemmel ya gerçekten. Tıbba teşekkür etmek lazım, mükemmel bir şey. Şimdi bu diğer taşıyıcılıklar için de geçerli. Fakat her hastalığın taşıyıcılığını yakalamak, genetik değişti, genetik ilerledi diyoruz ama mesela bir Duchenne'de taşıyıcıyı, anne babanın taşıyıcı olsun yakalamak mümkün ama o kadar da kolay bir şey değil. Yani ama ilerleyen teknolojiyle bunların hepsi olacak ve tedavi de olacak. Ve dünya çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla hastalarımızın, yavrularının anne babaları merak etmesinler. Dünya çok hızlı değişiyor. İnşallah onlara yetişecek. Ama bugün için böyle bir adres yok. Yavrunuzun genetik düzeltmesi için şuraya gitmesi lazım, şuraya başvurması lazım diye bugün için bir adres yok ama belki bir yıl sonra, iki yıl sonra bir programda o adresi vermek mutluluğuna erişebiliriz. Tabii bu hızlı gelişmesiyle. Evet. Tabii burada dinleyicilerin, izleyicilerin kafasında olayın netleşmesi için şuraya vurgu yapmak lazım. Şimdi ben de oraya şimdi birazdan bir vurgu yapacağım hocam. Ama siz de buyurun tabii ki. Şurası, değerli hocamın bahsettiği hastalıklar işte bunlar. Evet. Yani bunlar genetik hastalıklar. Buradaki hastalık tedavileri bugün genlerle, hastalık oluştuktan sonra genetik düzeltmelerle bunu bugün yapamıyoruz ama alan çok hızlı gelişiyor. İleride yapabilir hale geliyoruz. Burada yapılabilecek olan şey bazı hastalıklar açısından hastalıksız embriyoyu seçip onun neşvinuma bulmasını, gelişmesini sağlamak. Şu hastalıklar ise bunlar çok sık hastalıklar. Yani Türkiye'de birinci ölüm sebebi kalp krizi, koroner damar hastalığı. Kalp krizde bir genetik üstü... İşte bu gen artı yaşam tarzından oluşur kalp krizi. Peki, kanserler hocam, buradan oluşur. Onu soracağım ama mesela bazıları da çok genç yaşta. Yani şimdi diyorsunuz ki eşiğinde olması lazım. Mesela bu genetik yatkınlık şundan. Ama mesela atmıyorum işte. 16 yaş çocuk çat diye kalp krizinden giriyor. Ha bakın. O kalp krizi değil aslında. O da böyle bir hastalık. Kardiyomiyopati dediğimiz hastalıklar
orada çocukta doğuştan getirdiği bir hastalık var ama o güne kadar farkına varılmamış. Yoksa o bizim buradaki kompleks hastalık anlamında anladığımız bir kalp krizi değil o. Abi. Şimdi burada bir sonraki slayta geçmek mümkün mü? Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi burada bakın şu akciğer kanserine yatkınlığı olan A şahsı, bu B şahsı, bu C şahsı. Bakın C şahsının yatkınlığı en yüksek. Evet. A şahsının en düşük. Şu da bir paket sigaranın etkisi. Bakın A şahsı bir paket sigara içmiş ve kanser olmuş. Bu şahıs olmamış. Bu şahıs da bir, iki, üç paket içtiğinde olmuş. İki paket içmiş ve hala olmamış. İki pakette dahi olmuyor. İşte bu altta taşıdığımız genetik yatkınlığın miktarı hastalığın ortaya çıkmasını belirliyor. O zaman mesela şu mudur? Mesela görüyoruz, çıkıyor birileri röportaj veriyorlar. Diyor ki 98 yaşındayım, günde bir paket sigara içtim, onu yaptım, onu yaptım, olmadım. O bu gen. O bu gen. O da diyor ki vallahi günde 4-5 sigara içerdim, o kadar da fazla da içmezdim ama kanser oldum, niye oldum diyor. O da bu gen. O da bu gen. Şimdi burada güzel olan taraf şu. Biz her geçen gün şu genlerle ilgili ve bu genlerin yaşam tarzıyla ilişkisi konusunda daha çok bilgi sahibi oluyoruz. O zaman baktığımız zaman bir bireyin gelecekte hangi hastalıklarla karşılaşma riskinin daha fazla olduğunu, bu kişi kalp krizi mi geçirir, akciğer kanserine mi yatkındır, efendim meme kanserine mi yatkındır, bunları önceden görebileceğiz. Risklerini hesap edebiliyoruz. Tabii bu sadece gene bağlı değil. O bireyin yaşam tarzını da çok detaylı analiz edilmesi gerekir. İkisinden. Bunu gördüğümüzde ne oluyor? Şunu değiştiremem. Ama bakın bunu ortadan kaldırabilirim. Bunu ortadan kaldırdığım zaman tabii, hastalık riskini çok aşağı çekmiş olurum. Size gelen hastalanmamış hastanın da buna destek olması lazım. Yani tabii. Siz mesela bu adam size geldi veya bu kadın size geldi. Siz bu gen yapısını tespit ettiniz. Dediniz ki baba sigara içme, bir paket bile içme. O dedi ki ya bir paketten ne olur, içmeye devam edeceğim, gitti. Tabii. Mesela bu geldi size, bunu tespit ettiniz. Dediniz ki ya sen sigara içebilirsin ama cılkını da çıkarma. Günde bir iki pakette, bir pakette idare et dediniz. Bu hiçbir zaman asla. Tabii. Hiçbir zaman buradan öyle bir yanlış bir şey mesaj vermeyeyim. Öyle bir şey hiçbir zaman demeyiz ama birkaç sigaranın etkisi o insanda o kadar da kuvvetli olmayabilir. Olmaz. Anladım. Ve bu en sık rastlanan hastalıklar için hep böyle. Peki beslenmenin ve bu çevresel koşulların bu kadar fazla mı etkisi var? Çok etkisi var. Çok etkisi mesela var. Mesela kalp krizi illa geçirilecek veya illa geçirmek diye bir şey yok. Yani yemeklerinize dikkat ederek doğru beslenerek kalp krizi engelleyebilirsiniz. Kanser engelleyebilirsiniz. Bakın bir sonrakine geçelim. Bakın şu bir bireyin kalp krizine genetik yatkınlığı diyelim. Ana rahmine düştü. Bu genetik yatkınlık böyle devam ediyor. Hiç değişmiyor. Şu da kalp krizinin hastalık eşiği. Şimdi birey bunun üstüne başlıyor olumsuz yaşam tarzını eklemeye. İşte sigara içiyor, kilo alıyor, çok stresli bir hayatı oluyor vesaire. Ve bir gün bu noktaya ulaşıp hastalanıyor. Şimdi burada bir eşik daha var. O da ilk bulgu eşiği. Bu ilk bulgu eşiğine geldiği zaman da şurada kalp krizi geçirmemiş ama bulguları var. Kolesterolü yüksek, homosisteini yüksek, işte bir ufak tefek ST çökmeleri var elektrosunda filan. Bulguları veriyor. Ama bireyi şurada şurada şey yaparsanız check-up'a alırsanız hiçbir şeyi çıkmıyor. Aslan gibisiniz diyorlar. Kişi gidiyor 6 ay sonra kalp krizi geçiriyor. Geçenlerde maalesef işte İstanbul Ticaret Odası Başkanımızı bu şekilde kaybettik. İşte yeni check-up yaptırdı. Evet. Bir şey yoktu. Aniden kalp krizi geçirdi. Çünkü genetik riskini bilmiyordu. Bilmiyordu. Ve bizde bu hastalıklar böyle bir günde oluşmaz. Arkasında 20 yıl olmayan kalp krizi olmaz. Arkasında 15-20 yıl olmayan diyabet olmaz. Arkasında 15-20 yıl olmayan Alzheimer olmaz. Çünkü bu hastalıklar ana rahmine düştüğümüz günden itibaren
gelişiyor. Peki Alzheimer burada, kaçınılabilir bir hastalıktır burada, böyle. Kaçınılabilir bir hastalıktır. Tabii. Alzheimer bir kader değildir. Bireyde Alzheimer'e yatkınlık yapan bir genetik yapı var ise Alzheimer'den korunacak birçok yöntem vardır. Ve bu alanda birçok araştırma vardır. Önemli olan bilinçli şekilde yaşamak. Şimdi bakın, sadece geninde var diye kalp krizi geçiren adam olmaz. Sadece geninde var diye Alzheimer olan olmaz. Eğer olsaydı o zaten birinci gruba giren, biraz önce hocamın da bahsettiği, seyircilerimizin sorduğu, işte duşen musküler distrofi, talasemi vesaire. Zaten o 5 yaşında da kalp krizi geçiriyor. Tabii orada ortaya çıkardı o. Ama bu bizim şu anda en çok ölümlere yol açan hastalıklardaki durum mutlaka gen ve çevresel faktör, yaşam tarzıdır. Bunu aşağı çekemeyiz ama şu kırmızıyı değiştirmemiz mümkün. Ama herhalde bir gün onu da aşağı çekme durumumuz olacaktır diye düşünüyorum. İşte o öjeni denilen nokta, yani genetik yapıda, insanların genetik yapısında değişiklik yapmak ve bir takım işte özel embriyoları üretmek. Ben OECD bu alanlar ilk geliştiğinde 2000'li yılların 2007 veya 2008'di sanırım, OECD ülkeleri bir şey kurdular. Genetik belirteçler, ELSI grubu. Ethical, ahlaki, legal, hukuki, social, sosyal issues konular, ELSI grubu. Bana dediler ki siz bu alanda çalışıyorsunuz, hem tıp okumuşsunuz, hem hukuk okumuşsunuz, hem Dünya Sağlık Teşkilatı'nda direktörlük yapmışsınız, gelin bu komisyona başkanlık yapın dediler. İşte bu OECD ülkelerinin oluşturduğu bir komisyondu. Ve biz orada işte uzun aylar boyunca, yıllar boyunca, toplantılar boyunca bu ELSI meselesini tartıştık. Etik olarak acaba insanın genetiğini değiştirme hakkı, hukuku nedir? Bugün biz genetiği değiştirilmiş organizmaları tartışıyoruz. İşte mısırın genetiği değiştirildi, soyanın genetiği değiştirildi. Acaba insanın genetiğinin değiştirilmesi nedir? Şunu söyleyeyim. Bu gördüğümüz genetik yatkınlık üzerine yaşam tarzının eklenmesiyle ortaya çıkan hastalıklarda genetik yapıyı değiştirmeye hiç gerek yok. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz bana göre daha açık tenlisiniz. İltifat ettiniz hocam. Ben daha koyu tenliyim. Şöyle bakarsak bizim takım, yani Beşiktaşlı duruyoruz. Evet. O kadar değil ama. Onu da arada hemen reklamını yapmış olalım. Sizin takım. Şimdi bu bir genetik özellik. Neden? Sizin bu melanin pigmenti dediğimiz esmerlik rengini veren geniniz benimkine göre daha az üretim yapıyor. Benimki daha çok. Sizinki iyice az üretseydi Norveçli, Danimarkalı gibi olurdunuz. Daha çok az açık olsaydı renkli. Albino olurdunuz. Albino'ya kadar gider. Benimki daha da çok olsaydı zenci olurdum. Şimdi bu bir genetik özellik ama bu bir hastalık değil. Ne zaman ki biz Bodrum'a gidip bütün yaz hiçbir önlem almadan güneşin altında kalsak, Allah korusun, sizin cilt kanserine yakalanma riskiniz benimkinden yüksek. Demek ki sizin cilt kanserine yatkınlığınız var bu özelliğinizden dolayı. Benim de direncim var güneşte kalırsak. Peki Danimarka'da yaşasak, İsveç'te, Norveç'te, bir Galatasaray olarak size söylemeyeyim, kasabanın adını Tromsø'yu diyecektim az kalsın. Tromsø'de... Ya böyle bir şey olamaz. Şimdi misafir geliyor, ev sahibine demediğini bırakmıyor. Hocam çok ayıp bu ya. Neyse ben iş yerine gelsem size böyle kötü şakalar yapsam. Tromsø faciası. Tromsø faciası. Tromsø'de yaşasak. Ben hatırlamıyorum öyle bir faciayı. Unuttum ben o kelimeyi. Orada güneş sizin cildinizin altına daha kolay nüfuz eder. Evet. Benimkine daha çok, daha zor nüfuz eder. Orada sizin osteoporoza... Ben D vitamini üretmeye devam ederim, siz üretemezsiniz. Bravo. Şimdi o zaman esmer olmak mı iyi, efendim açık tenli olmak mı iyi? Kızıl olmak en iyisi. Antalya'da olarak. Başka, tabii onlar daha çok D vitamini üretirler. Neyse üretiyorlar. Şeyde Antalya'da açık tenli olmak iyi,
Efendim, tabii. Kopenhag'da koyu tenli olmak iyi. Tabii. Şimdi hangi geni değiştireceğiz? Geni değiştirmeyeceğiz. Genimize göre yaşayacağız. Onun için işin ama şimdi mesela ruhu, ben genet diyemeyeceğim burada. Ya. Hocam ben pura içmeyi çok seviyorum. Şu benim genimde biraz öyle de ben gidip 2 tane, 3 tane pura içeyim diyemeyecek miyim yani bir gün gelip de? Ya şunu da yaparız. Diyemeyeceğiz mi? Abi bence demeyelim. 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 Şimdi fakat şeyi ciddiye alalım. Ya yani insanın kendi gen kitabını, bu gen kitabında yazılanları her gün daha çok okursa, yani bununla ne demek istiyorum? Yani mesela whole genom, insanın bütün genlerine bakmak mümkün de, bütün genlerindeki yatkınlık genlerini çıkarmak aylarca süren bioinformatik çalışmalarını gerektiriyor. Ama o da bioinformatik de olağanüstü gelişiyor. Hızla gelişiyor. Ve dolayısıyla şu anda gen kitabımıza her gün yeni bir sayfa ekleyebiliriz şu andaki teknolojiyle. Ama bu gen kitabımızı okuyarak biz nasıl yaşayacağımızı anlarsak inanın ki olağanüstü bir şey olur. Bu biraz korkulan bir şey. Onu da belirteyim. Bu biraz korkulan bir şey. Yani annesinde meme kanseri var. Evet, teyzesinde meme kanseri var. Anneannesinde var. Anneannesinde var. Eğer annesi ya da teyzesindekiyle tabii 40 yaşında, 50 yaşından önce 40 yaşlarında oluşan meme kanserleri çoğunlukla BRCA1, A2 gibi genlerindeki mutasyonlara bağlı. Eğer yavruda da, kız çocukta da aynı mutasyon varsa meme kanseri olma riski çok yüksek. Dolayısıyla 14-15 yaşında profilaktik meme cerrahisi, yani memeyi alıp boşaltmak yerine bir şey koymak. Birçok insan protez hiçbir şey yokken protez koyuyor, düşünün ki. Güzel bir protez koymak. Ama gene de insanın buna cesaret edip genetik test yaptırmasını kendine alıştırması lazım. Yaptırmak lazım. Yaptırmak lazım. Böyle bir risk varsa yaptırmak. O kadar kolay bir şey değil ama bunu yenip insanların yaptırması, kendi gen kitabını okuması lazım. Bakın bunun buradan söylememiz gereken çok önemli bir kısmı var. Çok önemli bir kısmı var. Biz şu anda üçümüz bir masada oturuyoruz. Üçümüz de birbirimize benzemiyoruz. Zaten izleyiciler gördü. Üçümüz de birbirimize benzemiyoruz. Üçümüzün de karaciğerinde kimyasal maddeleri zehirsiz hale getirmek için enzimleri var. Bunlara sitokrom P450 enzim sistemi diyoruz. Kısaca SIP diyelim bunlara. Üçümüzün de SIP enzimleri birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla nasıl ki tipimiz aynı, benzemiyorsa içimizdeki o enzimler de benzemeyebilir. Dolayısıyla aynı ilaç sizin için toksik, benim için faydasız, hocam için yararlı olabilir. Bu yüzden kişiye özel tıp dediğimiz şey, örneğin hangi ilaçlarından fayda görebileceğimizi belirliyor. Bakın mesela varfarin kullanıyor Türkiye'de çok insan. Nedir o? Varfarin kanın pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç. Bunun bir sürü ticari ismi var. Şimdi bunun için de INR diye bir test yaptırılıyor. Bu INR testinde aslında bu protrombin zamanına bakılıyor. Bunun 2 ile INR'ın 2 ile 3 arasında tutulması lazım şey için. Yeniden tıkanmayı engellemek için. Fakat bu kullanılan ilacı parçalayan enzim farklarına ötürü bazılarında çok güzel tutturuyor. Bazıları bu ilacı hızlı parçaladığı için işe yaramıyor. Dozu artırıyor. Bu sefer de kanamaya neden oluyor. Gen kitabımız olursa bu ilacı hangi dozda alacağımızı elinizde koymuş gibi daha ilk gün tespit edebilirsiniz. Ve bir de hangi ilacı hangi dozda alacağınızı dahi elinizde koymuş gibi tespit edebilirsiniz varfarin için. İşte bu da farmakogenetik denen alan. Evet, evet. Nutrigenetik. Besinlerle, farmakogenetik ilaçlarla, spor genetiği var. İşte sosyal alanlarda suçla ilgili şeyler var. Şimdi ben bir kampanya başlattım. Genetik okuryazarlık. Hocam diyorlar genetik okuryazarlık artarsa ne olacak?
Bir, olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz. Bunu yapan ülkeler var. Türkiye'de var bunu yapan var. Mesela, ama hiçbir kulüp onları kabul etmedi, biliyor musunuz? Hiçbir teknik direktör istemedi onu. Dediler, her kulübe gidip dediler ki biz böyle bir test yapıyoruz, onu yapalım. Siz de en azından şunu bilin. Hani bu çocuk yetenekli falan, o ayrı bir şey. Genle çıkmıyor belki o yetenek ortaya ama bu çocuk sağ açık mı oynar? Forvet mi oynar? Savunma mı oynar? Çok hızlı depar mı atar? Bütün bunları biz bulabiliriz dediler. Hiçbir teknik direktör çalışmadı. Ayrıca tabii mesela bu çalışmalarda şimdi bizim de bu sporculara yönelik yaptığımız bir çalışma var. O sporcu performansını artırmak üzere nasıl beslenmeli, stresini nasıl yönetmeli, faul nasıl yapmayacak? İşte Quaresma gördü kırmızı kartı, bizi 5 hafta mahvetti. Şu Quaresma'ya ben o testi oradaki hemen o, yapmak o istiyorum yani. Var. Buradaki etkiden, yerine oradaki... Şimdi tabii bu sporcu genetiği şöyle bir işe yarar diye düşünüyorum. Benim kişisel kanaatim bu. Çocukları, yani spora başlayacak çocukları doğru yönlendirebilir. Hangi spora, nereye? Evet, çünkü bizim kaslarımız da A ve B tipi, yani çok hızlı kaslıp gevşeyen, genç çok daha yavaş evet kaslıp gevşeyen kas tiplerimiz var. Bu kas tiplerin zenginlikleri var. Dolayısıyla bu bir sprinter, bir hızlı koşucu mu, yoksa bir dayanıklık koşucusu mu olacak? Bunları birbirlerinden ayırt etmek mümkün. Miyostatin geni kasların ne kadar güçlü olup olmayacağını belirliyor. ACTN'i 3 yapıyoruz. Tabii, aktin geni, ACN3. Mu olur, yoksa maratoncu mu olur, onu aktin geni gibi daha bir sürü genler var. Bence yani erişkin bir sporcu değil de spora yeni başlayacak çocukları seçerken aynı sizin söylediğiniz cümleyi kullanıyoruz. Bu çocuğun altyapısı nasıl, onu bize doğru söyleyecektir. Ve ben kişisel olarak Galatasaray, madem Galatasaray'ı konuştuk, Galatasaray şey yapabilir, küçükler takımında bu testleri yaparak anneleri, babaları yönlendirebilir. Ve çok doğru bir iş yapmış oluruz. Evet. Şey, birisi diyor ki, annem Alzheimer hastası. Bizim yani çocukları için bir gen tedavisi mümkün mü? Bu mümkün değil. Tedavisi yok. Değil ama riskini görüp önlemeleri için nasıl, nelere dikkat etmek lazım? Nasıl bir beslenme, ne yeme, ne içme? Korunma, evet. Beynin nasıl kullanacak? Beyinde yeni nöral yollar, pathway'ler nasıl açacak? Efendime söyleyeyim, ne tür egzersiz yapacak? Egzersiz son derece önemli Alzheimer'den korunmada. Hocam, gibi. Bir de buna şunu ekleyelim, madem dinleyicimiz bunu sormuş. Nöronlar, biraz önce içeride konuştuğumuz gibi, kullanılmayan hücreler ölüyorlar. Kullanılmayan hücreler ölüyor. Evet, aileler Alzheimer'li hastayı izole ederlerse, izolasyon nöronların artıyor. Hızlı ölümü için birebir. Dolayısıyla onlarla daha fazla aile iç içe sevgilerini daha fazla gösterecek. İnanın ki belki de en büyük tedavisini gene sosyallik, yani sosyal izolasyonu engelleyerek yapabileceğiz. O yüzden yani kafayı çalışmaya devam edecek. Bravo, aynı öyle ve izole etmeyecekler. Önlenirken de diyelim ki benim var birçok danışanım var. Alzheimer riskleri yüksek. Hem aile geçmişi var hem de genlerinde görüyoruz. Şimdi onlara da biz 10 farklı alanda müdahale hazırlıyoruz. Diyoruz ki Alzheimer'e yönelik beslenme, biraz keton cisimlerinin kanda artırılması, efendime söyleyeyim egzersiz, denge egzersizleri, bir takım düşünme egzersizleri, sosyal çalışmalar, dernek faaliyetleri, aile içi faaliyetleri, bunları 10 alanda puanlıyoruz. 3 ayda bir bunları ne kadar yaptınız, ne kadar yapmadınız diye puanlayarak ona bir karne çıkartıyoruz. O karneyi ortalamasının 8'in üstünde tutturursa Alzheimer olmaz. Olmaz. Evet, şimdi... Hocam bir bilgi gelmiş. Özür dilerim, bunu bir paylaşayım. Bir hekimden geliyor. Doktor Aynur Erşahin'den diyor ki,
tüp bebek uzmanı yazılıyor, İstanbul'da yazılıyor. Genetik hastalıkları elimine etmek için PGT yöntemiyle sağlıklı embriyo seçimini biz de yapıyoruz. Yani sadece Kıbrıs'ta yapılmıyor diyor. Ama siz de Kıbrıs'ta şart dediniz. Türkiye'de onlar, şart. Onlar, hayır şöyle söyledim. Onlar talasemide. Bunu ulusal bir program haline getirdiler. Türkiye'de yıllardır talasemi taşıyıcı çiftlere bunu uyguluyoruz. Tabii. Ayrıca kas ve kan hastalıkları gibi 200-300 farklı hastalıkla seçilebiliyor bu yöntemle diyor. Tabii ayaklama yapılmıştır. Tabii şüphesiz. Yani Türkiye'de benim Türkiye'de de PGD'yi çok başarılı yapan meslektaşlarımız var. Benim söylediğim ulusal bir program haline getirmek. Yani Türkiye'de bunu böyle yapsa iyi olur anlamında söylüyorum. Evet, aynı öyle. Evet, yani. Bu arada size çeşitli hocalardan selamlar ve sevgiler geliyor. Çok sevildiğinizi istiyorum. Size bir tane gıcık olan bir kadın var anladığım kadarıyla. Onun dışında hep iyi şeyler söylüyor. Bir de size sürekli hakaret ediyor hocam. Niye bilmiyorum. Aşımın üstünde yedim. Size bir Bafra pidesi ikramı teklifi geldi. Hürriyet Gazetesi'nin eski yazışımcısı Hasan Kılıç'tan birkaç yıldır görüşmemişsiniz. Sizi çok özlemiş. Çok doğru. Hasan Kılıç'ın bir şeysi var yazdı. O Bafra pidesi de muhakkak ki. O zaman Bafra pidesi peki bu Bafra pidesi sadece hocama yok hocam hepimize. Fakat genetik olarak müsait miyiz değil miyiz bilmiyorum. Biz Bafralı değiliz çünkü. Şöyle. Bir Bafra pidesi için daima müsait. Müsait. Ona göre bir gen bulunuyorsun. Bafra'ya göre bir gen içeri. Hele bunu Hasan abi teklif ettiyse hiç ya. Chicago'dan gelen bir medya diyor ki Nezih Bey'in söylediği çok net diyor. Bunun bir politik haline getirilmesi için Kıbrıs önüne verdi. Çok açık diyor. Down sendromundan bahsedilmesini çok isteyen var. Nedir ne değildir, tedavi edilebilecek mi edilemeyecek mi diye. Keza MS'den çok şey var. Bu arada bazı değerli izleyicilerimiz diyorlar ki Canan Hoca'yı niye karalıyorsunuz? İlaç mafyasının emrinde misiniz? İlaç kartellerin emrinde misiniz? Efendim bu gösterdiğimiz şeyler ilaç kartellerin en sevmediği şeyler. Yani Canan Hoca'dan daha fazla. Hani Canan Hoca'yı sevebilirler çünkü Canan Hoca'nın yaptıklarının sonucunda belki ilaç mafyasının kucağına düşebiliriz ama bu tam aksine ilaçsız. Hiç ilaçla karşılaşmasınız. Bu tam aksine sigorta giderlerini yani sosyal yardım giderlerini sosyal devletin hasta günü harcadığı parayı azaltacak bir şey. Kalp krizi geçirmeyeceksiniz. Kanser olmayacaksınız. Yani ilaca gerek bırakmayacak. Ameliyata gerek bırakmayacak. Uzun ve pahalı tedavileri gerek bırakmayacak yöntem bu. İlaççıların asıl nefret ettiği bu. O yüzden böyle ilaç mafyası mısınız? İlaççıların kucağında mısınız falan demeyin. Konuyu anlayın. Yani Canan Hoca taraftarı olabilirsiniz. Bir şey diyemeyeceğim. Onun da belki fayda sağladığı dediği gibi Savaş Bey'in anlar ve yerler olabilmiş ama çok doğru olmadığı konusunda bilimsel olarak herkes hemen hemen hemfikir. Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Tabii burada önemli olan kişiler değil de yöntemler. Bizim dediğimiz şey çok açık ve net. Tıp kanıta dayalı olmalıdır. Ben bir insana şu yağı ye diyorsam onun açıklamasını, bakın sizde şu özellik var, o nedenle bu yağı yiyin veya yemeyin. Yoksa bu iyi gelir. Yani çok basit bir örnek vereyim. Ben otomobilime bir yakıt koyuyorum, otomobilim harika gidiyor. Siz de bunu kullanın. Herkes bunu kullansın. Benim otomobilim benzinli, sizinki dizel, sizinki gazla çalışıyor. Evet. Şimdi benimkinde işe yarıyor diye her otomobile aynı yakıtı işte koymak ne kadar buna anlamsızsa. 90 oktan koy diyor, buna 100 oktan koy diyor. Buna 100 oktan koyarsan belki de krankı dağıtacaksın veyahut da piston kolunu kıracaksın. Yani. Aynen. Yani bu otomobilde bile bu kadar farklıyken bu insanların hepsine tek tip beslenme, tek tip önerme vermek yani temel bir mantıkla dahi bunun uygunsuzluğu anlaşılır. Peki hocam, özür dilerim lafınızı kestim şimdi. Mesela burada kıvır zıvır var. Nedir o? Kayısı. Kayısı, pardon. Fındık. Kayısı demeyeyim. Bu da fındık. Bademler yok, onları götürdüm arada, ceviz mi? Şimdi mesela diyorlar ki işte şunu şunu ye. Akşamüstü 5 tane kayısı ye, bağırsakları ye, gelir işte 10 tane günde fındık ye, 7 tane badem ye, 3 tane ceviz ye. Bu böyle genel geçer şeyler çok doğru mudur? Değildir. Neden? Çünkü burada gördüğünüz her şey kimyasal olarak oluşmuştur. Çoğu zaman insanlar kimyasalla sentetiği birbirine karıştırıyorlar. Sentetik dünyadaki başka her şey kimyadır. Kayısı da
kimyadır, fındık da kimyadır, burada gördüğümüz gofret de kimyadır. Hocam onu yemeyin, çok tehlikeli görünüyor ben. Şimdi yani gen testi yapmaya gerekiyor, onu yiyen gider. Biraz öyle hakikaten. Şimdi şöyle, efendim avuç avuç fındık yiyin. Bir de vardı ya agaligi nagaligi diye. Doğru. Güzel. Çok gidik bir işe yaramadı hocam. Şimdi, şimdi fındığın içerisindeki yağ ile cevizin içerisindeki yağların kompozisyonu çok farklıdır. Farklı. Yani fındık tabii, fıstık kesinlikle. Yiyin, ceviz yiyin, bol bol kuru yemiş yiyin. Hayır efendim. Bu başka bir kimya, bu başka bir kimya. Bu kimyanın uygun olacağı insanlar var, olmayacağı insanlar var. O nedenle siz herkese aynı şeyi yiyin diyemezsiniz. Karşınıza bir kişi gelir. Bunlar faydalı besinlerdir lafı doğru bir laf değil. Değil. İşte internette her gün görüyorum, merakla da okuyorum. En faydalı 22 besin diyor. Tak tak tak, bir de onları tek tek koyuyorlar ki hani tık olsun diye. Ben 22'sini de okuyorum. Ve perişan oldum onları yemekten. Eve gidiyorum brokoli tıkıştırıyorum ağzıma. Sonra öbür gün gidiyorum Brüksel'le arasını veririm ondan yemek... Domates hoşuma gitti mesela, domates fayda demiş, onu hep yiyorum. Ama doğru mu mesela bu? Yani herkese en faydalı 22 besin herkesin aynı mı? Milattan önce 2. yüzyıl, yani bundan 2218 sene önce hekim diyor ki birinizin gıdası diğerinin zehiridir. Şimdi bunu adam 2200 sene önce söylemiş. Artık bunu bugün iddia etmenin hiçbir anlamı yok. Hele hele genetik bilimi bunları net bir şekilde ortaya koyduktan sonra. Bir, özür dilerim, buyurun. Siz lütfen. Şöyle, şimdi öylesine kuru yemişler var. İçi omega 6 yağlarından çok zengin. Omega 6 iyi bir yağ mıdır o? İyi yağ, kötü yağ yok. Yok, yok. Uygun yağ, uygun olmayan yağ var. Omega 6'dan zengin. Bol bol yiyin. Şuna çok iyi gelir. Bir defa her şey bir şeye iyi gelir. Yani bir maddede iyi gelen bir özellik olması onun bir, herkes tarafından tüketilmesini gerektirmez. İki, bol bol tüketilmesini gerektirmez. Her şey zehir veya ilaç olabilir. Dozuyla alakalı. Dozuyla alakalıdır. Günde 15 litre su için 3 gün üst üste yapın bunu. İşte yılandan sonra... ilaç yapılıyor yılan zehirinden ama aynen. Yılan sokunca ölüyorsunuz. Yani. Aynen tabii. Öyle. Bu dozla alakalı bir şey. Şimdi eğer bu bireyde omega 6 ve omega 3 yağlarının dengesinin sağlanması gerekiyor. Bu birey inflamasyon dediğimiz birçok hastalığın temelinde yatan temel problem olan... Ne demek inflamasyon? İnflamasyon vücudun kendisini savunurken işin dozunu kaçırıp kendi kendine zarar vermesi. Burada bir terörist görüyoruz, karakolu arıyoruz, hemen polisler geliyor yakalıyor, bu güzel. Karakolu arıyoruz, binayı bombalıyorlar. E burada biz de gittik. Peki mesela bu anti-enflamatuar ilaçlar vardır, o ne demek? Onlar hastalık anında inflamasyonun akut yani hızlı gelişmiş anlık inflamasyonun bastırılmasıyla ilgilidir. Mesela biraz önce bir danışanımız, bir hastamız MS ile ilgili. MS inflamatuar bir hastalık. Nedir? Otoimmün. Sinirlerin dışında bir kılıf var. Şıvan kılıfı diyoruz buna. O şıvan kılıfını vücut yabancı madde olarak görüyor, ona saldırıyor. Saldırdığı yerdeki sinir dumura uğruyor, hasara uğruyor, eldeyse kolu tutmuyor, gözdeyse gözü görmüyor vesaire vesaire. İşte bu otoimmün, vücudun kendi kendine saldırması. Ama bunu hastalık düzeyine getirmeden fakat normalin üzerinde bir dozda yaparsa vücut kansere, kalp krizine, diyabete zemin sağlıyor. Burada beslenmede omega 6, omega 3 yağ dengesi çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Bir bireyi aldığımızda onun bütün yediğini, içtiğini, her şeyini tek 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 sorguluyoruz. Türkiye'de bir insanın yiyebileceği her şey bu besin atlasında var. Sonra bunları bilgisayarlara giriyoruz yazılımlarımızla, analiz ediyoruz. Diyoruz ki Fatih Bey siz günde 4 gram omega 3 alıyorsunuz. Buna karşılık 18 veya 20 gramda omega 6 alıyorsunuz. 4'e 20. Yani 1'e 5. Halbuki biz sizin
İnterleukin 6 geninize baktık, interleukin 10 geninize baktık, TNF alfa geninize baktık, kanınızdaki SRP düzeyine baktık. Sizin en fazla 1'e 3 almanız. Onlar bizim baktığımız şeyler. Gençler, baktık ve sonuçta dedik ki sizin 1 birim omega 3'e karşılık en fazla 3 birim omega 6 almanız lazım. Omega 6 ama boldurur gıdalarda. Şimdi omega 6 daha yaygın bir yağdır ve inflamasyonu artırır. E şimdi ben size o zaman kuru yemiş verirken fındık vermem, ceviz veririm. Fındık vermem, badem veririm. Yer fıstığı vermem, ceviz veririm. Şimdi onun için her şey herkese yararlıdır diye bir şey yok. Herkesin kuru yemişi de değişir. Efendim kullanacağı, mesela şimdi ekmek şey ilan edildi değerli hocamız tarafından, düşman ilan edildi. Şimdi ama beyaz un kötü, beyaz un kötü değil midir zaten? Beyaz un genel olarak kötüdür. Hele hele bir gluten, genetik olarak gluten intoleransı varsa kötüdür. İnsülin direnci yatkınlığı varsa kötüdür. Prensip olarak kötüdür. Ama ekmek kötü değildir. İnsanlar, İnsanlığın girişimi ekmek sayesinde. İnsanlar ekmeğe karşı veya karbonhidrata karşı, şu anda geliyor bana danışanım, hastam, diyor ki ben hiç karbonhidrat ağzıma koymuyorum diyor. Eyvah eyvah. Yani bağırsak kanseri riskinizi artırıyorsunuz, diyabet riskinizi artırıyorsunuz. Yani bir o kadar çok. Efendim ben pirinci ağzıma koymuyorum, pirinci hayatımdan çıkarttım. Hayır, olmaz. Bunların hepsi doğru miktarda, doğru insanda. Doğru insanda, doğru miktarda. Benim öyle danışanım geliyor, hastam geliyor. Prostat kanseri riski çok yüksek. Ben bol bol pilav yediriyorum. Öyle mi? Yanında da güzel domates suyuyla vesairesiyle. Onkolog arkadaşlarımızla bunları çalışıyoruz ve çok çok iyi neticeler görüyoruz. Ama o kişinin o genini, o riskini görmek lazım. Böyle bir öneride bulunmak için. Şimdi iki kişi geliyor, ikisi de sağlıklı. Bir tanesinin yüksek seviyede insülin direnci yatkınlığı var. Öbüründe prostat kanseri yatkınlığı var. İki erkek. Bunun ikisine aynı miktarda pirinç pilavı veremezsiniz. Peki hocam, MS'den bahsedelim. Bir gen saldırıyor. Bir genin bozmasından ötürü sinir dış çeperlerine saldırılıyor. Bu geni ortadan kaldıramadığımıza göre bunu engelleme veya geciktirme imkanımız var mıdır? Şimdi şöyle, MS biraz önce hocamın belirttiği gibi sinir hücresinin etrafında miyelin kılıfı oluşturan, eğer bu merkez sinir sistemi ya motor nöronlar merkez sinir sistemine ait olduğu için oligodendrositlere ilişkili bir hastalık. Şimdi enflamasyon, biraz önce sordunuz, Türkçesi iltihap. Ama iltihap demek muhakkak bakteri, virüsle olması şart değil. Vücudun kendi parçalarına karşı da bağışıklık sistemi saldırabiliyor. MS de bezeler falan o mudur? Evet. Ya şöyle, bezeler bağışıklık sisteminin meşgul olduğunu gösteren bir kriter. Şimdi MS'de tabii oligodendrositlere karşı bir saldırı olduğunu ve daha çok bu tür saldırılara yol açan T hücreden daha zengin olduğunu gibi bilgiler biliyoruz hali hazırda. Ama gene de bunun nedenlerini, neden ötürü T hücrelerinin TH1'e döndüp de bu miyelin kılıfa saldırdığı ilgili bilgilerimiz yeterli değil, MS için. Dolayısıyla dinleyicilerimiz sanki genetiği de şey olarak görmesinler. Sihirli yani, bir henüz daha sihirli noktada değil. Yani böyle her şeyi allak bullak eden bir şey olarak da görmesinler ama bilim böyle. Adım adım gidiyor, evet, yavaş yavaş gidiyor. Evet, evet, zaten bilim, biliyorsunuz, bilinen şeyler değil. Bilim bilinmeyene yaptığımız bir yolculuk. Ve bu yolculukta tabii zaman zaman başımıza birçok şeylerin gelmesi de mümkün. Yanlış da biliyor olabiliriz. Bilim bütün bildiklerimizi yarın sabah uyanıp değiştiğini de görebilmek. Kuşkuculuk. Evet. Yani bilim yanlışlayarak ilerleyen bir alan. Ben bütün bu konuşmalara bir şey daha eklemek istiyorum izninizle.
Şimdi genetik yatkınlık ve genetik kitabımıza göre yaşamak olduğu kadar bir de pratik olarak sadece gen testleri değil, mevcut statüyü belirlemek de önemli. Yani bireyi korumak için sadece genlerine bakmak değil, mevcut statüsünü de görmek önemli. Bu nedenle amino asitleri olsun, yağları olsun, insülin direnci olsun, bütün genetik testlerde, bütün bu testlerle hep beraber düşünülmeli. Kesinlikle. Şimdi tıpta şöyle bir şey var Fatih Bey, tıp bir yönüyle reaktif bir tıp. Yani, ne demek? Yani hastanın gelir, gözünün beyaz kısmı sararmıştır, doktoruna gelir ve doktoru buna bir reaksiyon verir. Aman hemen bakalım, bir ultrason çekelim, bakalım bir tıkanma sarılığı mıdır bu, şu testleri yapalım, testler bataryası başlar çalışmaya. Şimdi bu bir reaktif tıp. İstenilen şey, biraz önce hocam da değindiği gibi, istenilen şey reaktif tıpta tabii ki gerekli. Ama istenilen şey o gözü sararmadan onu koruyabilmek. Bunu koruyabilmek için de prediktif tıp, yani öngörüsel tıbba ihtiyacımız var. O nasıl oluyor? Öngörüsel tıp da şu. Siz mesela LDL kolesterol yaptırdınız ve normal çıktı. Şimdi hiçbir hekim size şunu söyleyemez. Vallahi LDL kolesterolünüz normal, siz kalp damar hastası olmazsınız. Zaten bu cümleyi kullanmazlar. Bugün miyokard enfarktüsü geçiren insanların büyük bir kısmının LDL kolesterolleri normal. Bu bize şunu gösteriyor. Bu test prediktif değil. Mevcut statüyü, mevcut durumu gösteriyor ama öngörüsel değil. Yani buna bakarak sizde miyokard enfarktüsü olmayacak diyemiyoruz. Şimdi mevcut statüyü öğrenmek de tıpta önemli. Ancak prediktif olmak, yani öngörüsel olmak için gerçekten genetik testlere ihtiyaç var. Peki genetik testler bize kalp damar hastalığı olacağımızı söyleyecek mi? %100 söyleyemeyecek. Ancak konuşmanın başında belirttiğimiz gibi yatkın olduğunuzu söyleyecek sadece. Hı hı. Ve size diyecek ki bak, sizin böyle bir yatkınlığınız var. Siz şu şekilde, mevcut bilgilerimizle siz şu şekilde korunabilirsiniz. Bu kadar. Meme kanseri içinde, bu BRCA dışında meme kanseriyle ilgili yapılan öngörüsel testler meme kanserlerinin çok küçük bir kısmı için bilgi verecek. Diğer o %74-75'i kısmı çevresel. Çevresel etki nasıl oluyor meme kanseri? Yani genleri mi bozuyor yoksa dokuyu mu bozuyor? Neyi, ne yapıyor? Şimdi şöyle, yani çevresel dediğimiz şeyin içerisinde beslenme, kimyasal maddeler, kimyasal maddelerle karşı karşıya kalma gibi. Yani bu genetik yatkınlığa harekete geçirecek her şey. Hücrenin aklını mı bozuyor yani? Şimdi DNA'nın yapısını bozuyor. Çok basit bir ifadeyle şu gördüğünüz DNA'nın yapısında değişiklik meydana getirip... Öyle kırıyor mu mesela? Rengini mi değiştiriyor? Kırıyor, parçalıyor bunu. DNA kırıkları yapıyor. Tabii DNA kırık olunca bu software... işlemez hale, bu yazılım işlemez hale geliyor. Hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına yol açabiliyor ve kanser oluyor. Yani bunların büyük bölümü, hepsinin de büyük bölümü kontrolsüz artan hücrelerin kanser oluyor. Şimdi bakın. Peki hocam, selam. Özür dilerim. Buyurun, pardon. Burada bir insanın bugünkü tıpta hastalıklarla ilişkisi gösterilmiş olan genetik özelliklerini çıkartıyoruz. Hı hı. Ama ne dedik? Genler tek başına hasta etmez. O zaman doğuştan alınır. Yaşam tarzı. Ondan sonra bu bireyin yaşam tarzını analiz ediyoruz. Çok derin 2-3 saatlik sorgulamalarla onun raporunu çıkartıyoruz. Diyoruz ki bakın beyefendi diyoruz, siz işte burada aldığı bütün tüketim vitaminler. Şöyle, yok daha oraya gelmedik. Diyoruz ki bakın, sizin efendim en az
25 mikrogram, en çok da 300 mikrogram B12 vitamini almanız bu gerekiyor. Bu gen yapısına göre. Gene göre. Siz ise 9 alıyorsunuz. Bakın 9 ile 25 nerede? Bu genetik yapıya göre. Sonra işte bu beslenmesi, vitamini, minerali, enerjisi, yağı, şusu busu. Sonra egzersizi. Egzersizi nasıl yapıyor? Ne kadar miktarda hangi egzersizi yapıyor? Ondan sonra bu bireyin ne kadar sigara içtiği ve neden sigara içtiği. Daha sonra yaşam tarzında çok önemli olan bir şey bireyin stres durumu. Bugün artık stresi matematik olarak ölçüyoruz. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin nasıl çalıştığını artık matematikle ölçüyoruz. Sonra bu bireyin hali hazırdaki, değerli hocamın söylediği, peki mevcut durumu ne? Bu mevcut durumu içerisinde vücudunun yapısı ne? Bu kişinin tansiyon durumu ne? Sonra işte kan şekerleri, hemoglobin A1C'si, insülin direnci, kolesterolleri, yüzlerce analizi. Ve çok önemli, biraz önce değerli hocamın söylediği, bakın bütün amino asit değerleri. İşte bütün bunlar bize yaşam tarzı, genleri, amino asitleri, şunları bunları. Sonunda ben bu danışanıma diyorum ki, bakın diyorum, sizin önümüzdeki 10 yılda kalp krizi olma riskiniz %35. Ve sizin kendi yaş grubunuzda bu risk %4. Demek ki neredeyse 9 kat artmış bir riskiniz var. Bunun genetik sebeplerini değiştiremeyiz ama bunun çok önemli bir kısmı yaşam tarzından geliyor. Bak kardeşim, şu anda sen de bu riskleri oluşturan davranışların %10 daha olumsuz yöne giderse bu risk %47'ye kadar çıkıyor. Ama gel bir sene sana önereceğimiz genlerine uygun şekilde yaşa, bu riski %6'ya kadar düşürelim. İşte bu hesapları yapan bilim de epidemiyoloji bilimi ve biyoinformatik bilimi. Bazen insanlar diyorlar ki, hocam ben işte kanser olacağımı öğrenmek istemem. Ben diyorum ki, biz size kanser olacağınızı söylemiyoruz. Biz diyoruz ki, saat 4 İstanbul'dan Ankara'ya arabayla gideceksiniz. Yolda kar mı var, buz mu var bilmiyorsunuz. Ya Allah deyip yola çıkarsınız. Yolda başınıza bir şey gelirse de kaderim dersiniz. İkinci seçenek, yolun durumu böyle. Yolda şurada buzlanma var, burada karlanma var, burada sis var. Arabanıza kış lastiği taktık, zincir koyduk. Efendim Gerede'den şeye kadar, Kaynaşlı'dan Gerede'ye kadar da buzlanma var dedik. Girin Kaynaşlı'da sağ tarafa, Benzinci'de Şaban Usta taksın zincirlerinizi. Zaten sis farlarınızı yaptırdık. Bolu tünelinde de kaza varmış. Tünel kapalı. Dağdan gidin. Ama sis lambaları açık gidin. Gerede'ye geldiğinizde de sağ tarafta çekin benzinciye. Orada da Muhammed Usta'nın orada çay için. O da zincir çıkarsın. Hocam çok yapıyorsunuz böyle. Gidin. Vallahi bütün yolu tanırım. Biraz da yeme içmeye meraklı olduğum şimdi, için. Yolda ne var ne yok da bilirim. Tabii hocam, şimdi zamanda... Peki hocam, özür dilerim. Bir ara vereyim mi? Bir ara vereyim mi? Lafını... Peki buyurun, tamamlayın sonra. Peki, şimdi biz hep genlerden konuştuk. Şimdi dinleyiciler için bir tehlike de oluştursun istemediğim için bunları söyledim. Şimdi bu işin geleceği nedir diye sorarsanız, bu işin geleceği sistem biyolojisi diye bir alan gelişiyor. Bravo. Sistem biyolojisi, şu bir ara vereyim, tamam, soruya harika. Tamam, onu sistem bir çok güzel bir arada, noktaya getirdin hocam. Bu arada Profesör Coşkun Özdemir dostunuz galiba, bilmiyorum. Evet hocam. Bizim düzenli izleyicimiz, herkese de çok sevgilerini sunuyor. Biz de saygılarımızı söylüyoruz. Size de iltifatlarını ayrıca iletiyor. Coşkun Hoca'yı ben çok severim. Türkiye kas hastalıkları en çok emek veren Türkiye'nin ilk hocası diyebilirim. Benim kendime örnek aldığım hocalarımdan bir tanesidir. Fakülteden hocamdır. Coşkun Hoca bir tanedir. Bir kısa ara vereceğim derizce, sonra devam edeceğiz. Hocam, sizin konuya geçmeden önce birkaç suali ben size hemen bir peş peşe zikretmek istiyorum. Hanginiz daha iyi verirsiniz cevap bilemediğim için bu ortaya attığım bir soru. Tamam. Ben buna cevap veririm diyen versin. Diyorlar ki insanın canı bazı yiyecekleri ister. Metabolizma veya insanın beynine hücreler bende şuna ihtiyaç var diye sinyal mi yollar mesela?
normal istemezken bir şey istersiniz. Tabii. Böyle, kendi kendine böyle bir şey var mıdır? Sistem var mıdır? Şimdi haşermek var işte. Şimdi o var da hocam. Daha keskin bir şey var. Protein enteransı diye bir şey var. Bazı çocuklar çok protein yediklerinde amonyakları yükseliyor. Üre oluyor. Yani. Üre olmuyor da bunlara lizinüri deniyor ve hiperamonyemi, yani amonya yükseliyor bu çocukların. Protein çok yiyince. Bu çocuklarda kendiliğinden proteinlere karşı bir şey oluyor. İsteksizlik oluyor. Anne onu zorluyor. Bir isteksizlik oluşuyor. O yüzden o dinleyicimiz çok güzel bir soru sormuş. Bazen bu mümkün ama bazen mümkün. Diğeri ise bu isteksizlik konusunda bu o kadar basit bir şey değil. İştahsızlık ve gıdaya karşı isteksizlik. Bunun arkası çok şey, çok derin bir konu. Şunun için derin bir konu. Şimdi bebek anne karnındayken anne neleri yerse bunlara ait aromalar ve bunlara ait kimyasal maddeler amniyotik sıvıya geçiyor ve bebek bunu sürekli yutuyor. Ve bebeğin beyni bir süre sonra alışıyor. Buna alışıyor. Ve doğduğu zaman annesinin yediklerini yemeye başlıyor. Emzirirken annesinin yediklerini öğrenmeye başlıyor. Onların kokularını öğreniyor. Allah Allah, benim kız da benim yediklerimi yemesi. Şimdi bu nedenle anne diyelim ki hiç ıspanak yemez. Bebeğe ıspanağı tepince bebek ağzını ıspanağı geri fışkırtıyor. Buna Fransa'da bir test yaptılar. Çok güzel. Bir grup anneye anason verdiler. Bir grup anneye de vermediler. Bebek doğduğu gün... Rakı içmeye başladı. Rakı içmeye pastis. Pastis. Çok tehlikeli bir yöne gitti ama özür diliyorum dinleyicilerden. Şöyle küçük kartonlara anasonu emdirmişler. Annesi anasonlu gıdaları yiyen annelerin bebekleri bunu alınca emmeye başlıyorlar bu kartonu. Diğerleri ise böyle daha ilk doğdukları ilk saatler yüzünü buruşturup kafasını çeviriyor. Şimdi bu tabii bir koruma. Yani bebek diyor ki ya da bebeğin beyni annem bunu yiyor ve beni doğuracak yaşa geldiyse emniyetteyiz diyor. Şimdi o yüzden bu soru çok derin bir soru. Yani annesinin neleri yemediği, bebeğin ya da çocuğun neleri sevip sevmediği arasında böyle bir ilişkiler var. O yüzden i̇htiyaç, bu kadar basit duyma konusu değil, da evet, söz yani. Konusu. Yani biz işte toprak yiyen çocukları da biliyoruz. Tabii kim, pika ayrı bir şey. Yiyen tabii, çocukları tabii, biliyoruz. Tabii. Tat reseptörleri var. Üçümüz de brokoli yeriz. Birimiz hiç sevmeyiz. Birimiz madem koymuşlar. Mesela Brüksel'den alsan nefret ederim. Genetikmiş mesela. Tamamen genetiktir. Tat duyusuyla ilgili genlerdeki farklılıktan kaynaklı. Bazı kokuları bazı kokuları almamış, bazıları alırmış mesela. Tabii. Şimdi onlara şöyle bir şey deniyor. Süper taster deniyor. Süper taster. Yani süper tat alıcılar deniyor. Bunların tat, hocamın söylediği gibi tat reseptör sayıları çok fazla. Bunlar degustatör evet, oluyor. Çok fazla. Şimdi bunların içerisinde bulunan kimyasal maddeleri insanlar ilaç olarak hekim veriyor. Acı mı? Bak diyor. Acı derse süper taster. Bunlar Brüksel lahanası, brokoli bunlardan nefret ediyorlar. Nefret ediyor. Süper taster bunlar işte. Yani tat reseptör sayısı genetik olarak daha fazla. Centimilyon vadisinde iş bulabilirsiniz. Evet. Bulabilirim herhalde hocam. İnşallah. Niyetim bu işi bırakıp o işe geçmek zaten. Fena fikir değil. Şahane fikir hocam. Centimilyon çok güzel değer. Bordo'nun yakınında. O mis gibi yandan dereler akıyor. İyi fikir hocam. Bunu ayrıca konuşalım. Konuşalım vallahi. Biz sizden bir şey bonservis alırım ben. Bundan olur diye. Peki bir şey daha yine çok sorulan bir şey. İşte annemde ve babamda kanser var. Benim riskim nedir? Anne ve babada kanser varsa risk artar mı? Şöyle annede babada bu deminki hastalık yatkınlığı meselesini dikkate alırsak demek ki annede babada bir genetik yatkınlık var. Bu genetik yatkınlığın çocuğa geçmiş olma şansı da yüksek. Ama bu o kişinin kanser olacağı anlamına gelmez.
Genetik yatkınlığı yüksektir. Hastalık eşiği buradadır. Ama o kanser tipi her neyse ve ona yol açan genetik mekanizma neyse, birey dış çevre yani koşullarını... Yani babası ve annesi akciğer kanseri ise ama o sigara içmiyorsa ve beslemesi dikkat ediyorsa asla olmayabilir. Evet. Aynen. Yalnız buraya şöyle bir şey ekleyelim. Gene yani dinleyicimizin ne için sorduğunu bilmiyorum. Bazı kolon kanser tipleri ve meme kanseri meme tipleri. Kanser tipleri biraz önce söylediğim gibi bu BRCA mutasyonu olan meme kanser tipleri ve bazı melanom tipleri, özellikle üstüne vurarak belirtiyorum, bazı, hepsi değil, bazı melanom tipleri ailesi ve ailede bu mutasyonlar biliniyorsa aile bireylerinin de böyle bir riski var anlamına geliyor. Ama tekrar hocamın söylediğini bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Tek başına bu riski genetik olarak taşıması sadece bir altyapı, bir yatkınlık olmasına yol açacak sebep, annesinin ya da babasının olmasına yol açtığı sebeple benzer olabilir tabii. Hocam belki yani orada bir minik açıklamayı, bu konuyu birazcık açmak açısından. Şimdi kanserleri bu açıdan bakarak ikiye ayırabiliriz. Kalıtsal kanserler, işte bazı kolon kanseri tipleri, bazı meme kanseri tipleri, bir de sporadik denilen, yani o bireyin yaşamında ortaya çıkan, bir tanesi kalıtsal, birisi yaşam. İşte bu kalıtsal olanların ortaya çıkması çevresel koşullara biraz daha az bağlı. Orada genetik geçmiş daha ağır basıyor. Bu benim ekranda anlattığım o ilk grup, hani tamamen sarı genlere daha yakın bir kanser türü, ama bu da bütün kanserlerin ancak yanılmıyorsam %1'i kadar filandır. Meme kanserinde %5. Yani BRCA bütün meme kanserlerin %5'ini sorumlu. Yok, bütün kanserlerin içerisinde. Yok, tabii. Çok ama asıl kanserler çok genetik yatkınlık artı çevresel koşulların oluşturduğu kanserlerdir. İşte akciğer kanseri, kolon kanserlerinin önemli bir bölümü, mide kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri, cilt kanseri, yani habis melanomun bir kısmını saymazsak cilt kanseri. Hocam, şimdi burada ağırlığı böyle. Burada şunu muhakkak ekleyelim. Şimdi biz çevre dedik ya, biraz önce siz de aynı şeyi sordunuz. Orada çok vakit olmadı. Şimdi çevre dediğimiz her şeyi bildiğimizi sanmasın kimse. Çevre dediğimiz şeylerin çok azını biliyoruz, çok büyük bir kısmını bilmiyoruz. Mesela çok azından bir örnek vereyim. Aflatoksin. Mesela incirlerdeki aflatoksin. Bunu Aspergillus flavus diye bir, A flavus diye bir mantar tipi üretiyor bunu. Şimdi bu ise, bu aflatoksin dediğimiz şey gelip DNA'ya bağlanıyor. Hücre çoğalırken bunun guanine bağlanıyor, G'ye bağlanıyor. Hücre çoğalırken buraya geldiği zaman devam edemiyor. Burada kırılıyor ve kromozom kırıkları oluşuyor. Kromozom kırıkları da yeni farklı genlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani olmaması gereken iki gen biriyle birleşip hücreyi aşırı çoğalmaya yönlendirebiliyor. Yani kanserojen yani. Evet, kanserojen. Yani mesela çevre faktörü olarak bazı şeyleri henüz yeni yeni biliyoruz. Ama diğerlerini bilemiyoruz. Yani bu da çok ayrı bir bilim. Dolayısıyla çevre faktörü dediğimiz zaman nasıl besleneceği konusunda, nelerden kaçınacağı konusunda çok az bilgilerimiz var. Ama yani bunları gittikçe artırıyoruz. Yani bütün bunun sonucunda şu soruyu sormuştunuz. İnsanları 200 yıl mı yaşatmak istiyorsunuz, evet, diye. Biz yani insanları 200 yıl yaşatmak gibi bir projemiz yok. Yaşadığı süreler içerisinde konforlu yaşamasını istiyoruz. Yani hastalıklı bir yaşam değil de sağlıklı bir yaşam. Ama uzun, ama kısa. Ama
sağlıklı bir yaşam. Yani bütün tıbbın insanları uzun yaşatmak gibi bir şeyi yok, amacı yok. Sadece daha az hastalanarak yaşatmak gibi. Hastalıkları azaltmak. Ama her birini evet, yani kendi yaşam potansiyeli açısından kendisinin dikkatli genlerine uygun çevresel koşulları yaratarak yaşamasında kendi ömür miktarını da uzatmak mümkün. Yani bütün insanlardan alıp bir ortalamaya gitmek yerine Fatih Altaylı'yı aldığımızda, Fatih Altaylı'nın bütün bu çalışmalar, analizler, hocamın dediği gibi mevcut sağlık durumu, amino asit düzeyleri, hormonal durumu, genetik yapısı, hali hazırdaki yaşam tarzı, bütün bunları bir bütüncül bakış açısıyla, holistik denilen bütüncül bakış açısıyla ele alıp da Fatih Bey, siz genel olarak yaşam tarzınızı şu esaslara oturtursanız bir, hastalıklardan korunma şansınız çok artar. İki, yaşam kaliteniz çok artar. Fiziksel, zihinsel, cinsel olarak daha sağlıklı, dinç bir insan olursunuz. Üç, ömrünüz uzar. Ha, ömrünüz uzar derken bu Ali 100 yaşına kadar yaşıyor, siz 110'a kadar yaşarsınız demek değil. Siz 80 yaşıyorsanız siz 88'e kadar yaşarsınız. Ama orada da daha sağlıklı yaşarsınız. Çok daha aktif yaşarsınız. Bütün isteğimiz o. Yani ömrünü hastanelerde değil de sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Hocam sizin bir cümleniz vardı programı konuşurken. Dediniz ki hücreler ölmeye programlıdır. Evet. Ama bu programı ertelenebilir. Nasıl oluyor iş? Ne demek o? Şimdi hocam şöyle, yani her hücre doğarken ölmeye programlı. Apoptosis deniyor buna ve 2863 tane gen bu programı yönetiyor. Öldürüyor demek istemiyorum. Bu programı yönetiyor. Şimdi örneğin hücre diğer hücreyle yan yana olduğu zaman ya da hücre doğru matrikste bulunduğu zaman, matriks şu demek, matriks... Hocam çok iyisiniz, ben diyecekken siz zaten diyorsunuz yani, bravo. Matriks materadan türüyor. Matera da anne rahmi anne demek, rahim demek. Dolayısıyla her hücre bir rahmin içine gömülü. Ve hücre, bu rahim karaciğer için farklı, bağırsak için farklı, böbrek için farklı. Bağırsak hücresini çıkarın, böbreğin içine koyun, ölür. Orada yaşamaz. Bu embriyonal dönemde tabii bunların doğru yerlerde olmasını garantiliyor. Şimdi hücrenin ölüm programı nasıl erteleniyor, ona örnek için veriyorum. Hücre doğru rahimde olduğu zaman, doğru matrikste olduğu zaman integrin diye bu matriksi tanıyan reseptörleri var. Geliyor, bakıyor. Bu diyor, ben diyor doğru yerdeyim diyor. Ölüm programını erteliyor. Erteliyor. Şimdi onu çıkardınız yerinden, böbreğe koydunuz, bakıyor integrin şeyine, ben doğru yerde değilim sinyalini verdiği zaman intihar ediyor. İntihar ediyor. Yani ölüm programını harekete geçiriyor. Biraz önce ertelemişti. Bu tabii insan hücrelerinin kansere karşı bir tür korunması da aynı zamanda. Bu yüzden ölmesi gereken hücrenin ölmemesi de bir patoloji. Ölmemesi gereken hücrenin ölmesi de bir patoloji. Bu yüzden ölmemesi gereken hücreyi de çoğaltmak için çalışmayacağız. Yani bir denge içerisinde yaşıyoruz. Bütün marifet bu dengeyi bozmadan onu yaşatmak. Peki şizofreni falan da genetik midir? Şimdi şöyle, şizofreni için çok çalışma var. Şizofreninin genetik yanı biliniyor zaten. Dinleyicimiz internete girdiği zaman, benim de kişisel bir yazım var, şizofreninin şifreleri diye. Buralarda görebilir. Fakat şizofreni o kadar komplike bir hastalık ki, yani genetik temeli olsa da daha şizofreni için bilmediğimiz çok aşırı şeyler var. Şizofreni olmaya sebep faktörler var.
Onun için hepsini böyle gelip bir gene bağlamak da doğru değil. Mesela hiç beklemediğiniz geliyor toksoplazma diye bir parazit. Şizofreniyi tetikliyor. Bakın şizofreni olmasına yol açıyor diye bir cümle kullanmıyoruz. Tetikleyebiliyor. Ya bu yüzden inanın ki tıp konusunda daha insanlık çok yol kat edecek. Bizler yani büyücülüğün bir ötesindeyiz daha henüz. Yani o kadar da değiliz ama yani gönlümüz bu yolda ilerlemek. Peki hocam bu apoptozis dediğiniz hücrenin bilinçli kendini öldürmesi ertelemenin yolu var mıdır? Yani her hücre için şimdi bu yol farklı şöyle, mıdır? Zaten her hücre o ölümü erteliyor. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi doğru matrikste ise ve diğer hücreler ona ihtiyacımız var sinyalleri gönderiyorlarsa. Yani mesela ben mesela bacağımı korumak için veya beynimi korumak için ne yapmalıyım? Oraya ne yollamalıyım? Şimdi şöyle kemiğinizi korumak için kemik basınç sinyali almadığı sürece ölmeye başlıyor. Yer çekimine, yani zıplayacağım veya şişmanlayacağım. Basınç. Bravo. Kilo almam lazım. Evet. Bu yüzden mesela yok kilo uzayda, almanız lazım değil. Zıplamanız lazım. Uzayda yaşamanın zorluğu o. Çünkü basınç yok. Olmuyor. Kemik erimeye başlıyor. Kemikler eriyor. Kaslar için çekme, burma, itme gibi hareketler. Kas hücresi diyor ki bana ihtiyaç var. Ha. Hayatta kalayım diyor. Bu hatta öyle ki. Yani mesela spor yapıyorsan kendini dövdürürsem kas hücresi için iyi midir bu? Yani yaralamak... Dövdürmeyin de masaj yaptırın. Evet, yani, yaralamayın tabii. Ancak yaralarsanız da kas hücresi ölür tabii. Ancak güzel bir spor, güzel bir yürüyüş muhakkak ki kaslarınıza şu sinyali verecek. Bana ihtiyaçları var. Bu birinin bana ihtiyacı var sinyalini aldığı sürece hayatta... Vallahi bugün bebekten taksim yürüdüm. Heveslisi olduğundan değil de taksi bulamadım. Bir daha söyleyeyim. Bebekten Taksim'e. Güzel müthiş bir mesafe. Evet. Tabii burada bir şeyin altını dinleyicilerimiz açısından önemli olduğu için çizmek lazım. Nezih Hocam'ın dediği gibi her hücre kendisine ihtiyaç duyulduğu müddetçe ölümünü geciktiriyor veya yenileri üretiyor ve ölmeye aynen devam ediyor. Şimdi bunu insanın bütünü içinde düşünmek mümkün. Onun için yararlılığı devam eden, sosyal olarak faydası devam yani eden, çalışan, hobi üreten, sosyal olarak başka insanlara bir araya gelen, görüşen insanlar eğer bir hastalığa yakalanmıyorlarsa daha uzun yaşarlar. Sizin de anlatacağınız konu yarım kaldı hocam. İsterseniz geçebiliriz ama ben bir şey daha soracağım. Lütfen. Çok soruldu bu çünkü. Tabii. Reishi mantarı diye bir mantar varmış. Evet, doğru. Ve kanser iyileştiriyormuş diye doğru. Bir rivayet var. Doğru mu bu? Doğru. Şimdi Reishi mantarıyla ilgili çok şey söyleniyor. Ben bu konunun uzmanı değilim. Ancak mantarlar için şunu ilginç bir şey bu. Çok ilginç bir şey. Bizim D vitamini dediğimiz şey aslında 7 dehidrokolesterol dediğimiz bir molekülü yapan her canlı güneş ışığına maruz kalırsa D vitamini üretiyor. Yani onun için özel bir enzim, özel bir gen yok. Bu onun ön maddesi... Peki avuç işleri daha çok üretiyor falan derler. Ön maddesi varsa bunun, bu güneş ışığıyla D vitaminine dönüşüyor. Bunun da ön maddesinin adı 7 dehidrokolesterol. Şimdi Reishi mantarı gibi birçok mantarı şöyle yapıyorlar. Bilerek güneşte uzun süre kurutuyorlar. Ve bu mantarlarda da ergosterol dediğimiz bir madde bu D vitaminin ön maddelerine dönüşüyor. Evet. Ve de D vitamininden çok zengin oluyorlar. Şimdi marifet D vitamininden mi geliyor ya da X, Y, Z faktöründen mi geliyor? Bu çok belli değil ve buna ait de bunu belirleyen bir literatür de okumadım henüz. Ama yani böyle bir D vitaminiyle uzun yaşama D vitamini arasında, uzun yaşama veya kanser engelleme bir bağlantı var mı? Kanser engelleme arasındaki ilişkilerle çok çalışma var. Ama bu çalışmalar bilimsel çalışmalar. Yani bunlara bakarak dinleyicimize bilimsel bir bilgi vermem söz konusu değil bugün hocam, için. Hocam ben
bu reçiyle ilgili çok net söyleyebilirim. Bilgisi olabilir. Şimdi D vitamininin kanserle münasebeti ve kanserin gelişmesinin engellenmesinde, çünkü hücre proliferasyonu denen, yani o çoğalması denen mekanizmada rol aldığı, özellikle erkeklerde prostat kanserinden korunmakta önemli rol oynadığını biliyoruz. Ama şunu da çok net olarak bilimsel yayınlarla biliyorum ki reishi, mantarı kanserin tedavisinde bir rol oynamaz. Bilakis hocamın biraz önce bahsettiği sitokrom P450 ailesi üzerinden detoksifiye olduğu için hastaya verilen kemoterapik ilaçlarla da yarışa girip hastanın tedavisini engeller. Zaten çok kesin bu. Zaten ya bunu artık okuyucularımız çok net biliyorlar. Kansere şu bitki iyi gelir, şu iyi gelir diye bir şey yok. Bunun uzmanları var. Onkologları ne diyorsa bir milim sapmasınlar. Sapmasınlar. Yani çünkü bir o milim iyidir, yani bu iyidir, evet, denen birçok şey neticede o ilacın etki edeceği mekanizmaya karışıp ilacın etkisini azaltabilir. İlacın ortadan veya kaldırır, beklenmedik bir etki yaratabilir. Ve aynı şey besin destekleriyle ilgili. Mesela omega 3 benim çok inandığım, birçok hastamda genlerine göre kullandığım, yüksek dozlarda da kullandığım bir besin desteğidir. Evet. Ama kemoterapi alan hastada omega 3 kullanılmaz. Yani kanser olursak omega 3 kullanmayalım. Tedavi sırasında kullanmayacaksınız. Şimdi ben de şunu eklemek istiyorum. Kendi ülkemde onkologlar o kadar büyük deneyime sahipler ki Türkiye'de. Tabii. Yani ellerinden binlerce akciğer kanseri, binlerce prostat kanseri geçiyor ve artık onlar gerçekten bu deneyimleriyle hastalara yardım ediyorlar. Bu yüzden ben kesinlikle hocama da katılıyorum. Tam tersi de etkiler oluşturulabilir. Bence medikal onkolog dediğimiz kendi doktorunun dediğinin dışında lütfen hiçbir şey yap. Hiçbir şey yapmasın. Hocam o zaman bir iki soruyu daha sorayım bari. Şimdi anladığım kadarıyla gençler arasında yaygın bir durum olsa gerek ki çokça şey var. Çocuğum vegan veya vejetaryen oldu. Of, of. Genç yaşta nedir etkisi? İyi midir, kötü müdür? Aman. Çünkü gençler veganlığının iyi bir şey olduğunu düşünen adım kadarıyla. Bir o soru çok geliyor. Bir de büyüme hormonu almak iyi midir, kötü müdür? Peki. Şimdi ben bildiklerimi söyleyeyim izninizle. Lütfen. Şimdi insanların her gün belirli miktarda protein ve bu proteinden kaynaklı amino asitlere ihtiyacı var. Kesinlikle. Bizim birçok amino asitimiz ki bunlar esansiyel amino asit deniyor. Lösin, izoleusin, valin, tirozin, şu anda lüzumsuz bu isimleri saymak. Ancak esansiyeli söylemek lazım. Evet, yani ancak bizim vücudumuzun yapmadığı amino asitler var. Biz bunu %100 dışarıdan almak zorundayız. %100. Şimdi bunu almazsak ne olur? Bizim kendi kaslarımızı vücudumuz parçalar. Onu yemeye başlar. Kendi kaslarını yiyerek bu amino asitleri elde etmeye çalışır. Bu da bir süre sonra hastanın kas kayıplarına yol açacağı ve adeta osteoporoz gibi bir kas erimesine yol açacak. Nasıl kemik erimesini bütün halkımız öğrendi. Şimdi tabii kasların da eridiğini bilmesi lazım. Artı bir şey daha var. Bu da çok ilginç. Bizim Allah öyle yaratmış ki nöronlarımız, sinirlerimizin birbiriyle olan haberleşmeleri amino asitlerle yapılıyor. Bazıları direkt amino asit, glutamat, glisin gibi. Bazıları da amino asit türevleri. Mesela hidroksitriptofan. Mesela serotonin triptofandan oluşuyor. Tirozinden adrenalin, noradrenalin oluşuyor. Şimdi bu nedenle bir süre sonra nöronlar da birbirini iletebilmesi için bu amino asitlerden fakirleşince bu sefer sinaptik yorgunluk dediğimiz şey başlıyor. Yani kolay anlayamama, kolay reaksiyon verememe gibi şeyler başlıyor. Şapşallaşma yani. Evet, öğrenememe gibi. Bu nedenle Hintlerin yaşam şekilleri, günlük hayatları
dinsel törenlere ilişkin hayatlar olan insanlar var Hindistan'da. Benim alanım değil, çok iyi bilmiyorum ama bunlar sürekli minimum enerjiyle yaşayan insanlar. Hem günlük koşturmasını yapsın, hem protein almasın. Böyle bir şey hayal bile etmemeleri lazım. Peki protein tozları bunu karşılar mı? Yani protein tozlarını veya amino asitleri serbest olarak doğru miktarlarda alıyorsa esansiyel amino asit ihtiyacını tabii ki karşılar. Peki büyüme hormonu, growth hormon? Şimdi growth hormona geçmeden ben bu noktada... Bu noktada evet, siz, ben biliyorum, bir şey söyleyeceksiniz. İsterim. Evet. Şimdi şöyle, amino asitler proteinlerden ama proteinin de hayvansal olanı var, bitkisel olanı var. Bugün baklagil, ben tam onu da biraz sonra soracaktım. Baklagillerde amino asitler var. Fasulyede var. Yulaf çok zengin bir amino asit kaynağı. Şimdi yani hayvansal protein, bitkisel protein. Bitkisel protein. Şimdi bütün vurguladığım şey şu. Kişiye özel. Kişiye özel. Onun için veganlık iyi midir? Bilmem. Kime göre? Kime göre? Kimin için? Bir defa genç bir insan için. Bu temel kuralı çizmemiz lazım. Herhangi bir sistematik beslenme programı gençler için iyidir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ama beslenme içerisinde işte biraz önce sözünü ettiğimiz farklı tamamen hayvansal proteinden ve yağdan çok zengin beslenmeyi öneren bir şey de var. İnsan da var. İşte televizyonlara çıkıyor, kitaplar yazıyor vesaire. Ha, bunun ikisini teraziye koyarsam vegan beslenmesini tercih ederim. Ama ikisi de bireye göre değişir. Bireye göre. Yani o bile genetik bir genetik yaptığı iş. Efendim, öğrenci olup olmadığı, olmaması, öğrenmesi, tercihleri, yaşam stili, yaşam tarzı. Sonra mesela Nezih Bey'in dediği, insanın yaşamını uzattığı ispatlanmış ve kesin olarak bilinen tek şey bazal metabolizma, yani rölantide çalışırken yaktığından daha az kalori almasıdır. Bu hayatı kesinlikle uzatıyor. Ama yeryüzünde canlı olarak kalma yıllarınız artıyor. Ha, bu arada beyniniz nasıl çalışıyor? Siz bir iş yapabiliyor musunuz? Topluma bir şey katabiliyor musunuz? O ayrı bir şey. Ama matematiksel olarak evet, daha uzun yaşıyor. O nedenle bizim herhangi bir beslenme türüne bu iyidir veya kötüdür dememiz, işte bu kişiye özel tıp. Birazdan sevgili hocam sanıyorum girecek, sistem biyolojisinin, ki tıbbın gittiği yön odur. Buna ters yaklaşımlardır. Standart öneri kimse için doğru ve geçerli değildir. O zaman bir iki temel soru da bir aklıma gelen soru. Şeyle ilgili çok soru var. Tuzla ilgili. Kaya tuzu mu, deniz tuzu mu? Hangi tuz, evet, daha iyidir diye. Şimdi bu tabii çok önemli bir mesele. Abi ona siz cevap verin. Çünkü ben cevap verirsem çok sinirlenirim. Çok çok önemli bir sorun bu. Şimdi buna şuradan başlayayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA dediğimiz bir organizasyon var. Gıda ve İlaç Dairesi, tam Türkçeleştirirsek. Şimdi Gıda ve İlaç Dairesi problemi şöyle görüyor. Yani gıda da bir insana müdahale, ilaç da bir insana müdahale ve bunların da doğru olması lazım. Amerika'da bunun için free sale, serbest satış belgesi veriyor Amerika. Diyor ki bu tuz için diyor, ben diyor serbest satış belgesi veriyorum diyor. Bakkalda mı satılıyor? Evet. Ve bundan önce firmaya gidip diyor ki bana diyor bunun zararsızlığını ispat et diyor. Dolayısıyla zararsızlık testleri diye bir testler var. Firmada ne yapıyor? Geliyor bunun içerisinde cıva, kadmiyum, İşte mangan, krom, şu bakıyor. Diyor ki bakın diyor, bunun içinde diyor sadece sodyum ve klor var diyor. Sodyum klor diyor. Bunun dışında diyor şey yok diyor. Ağır metal tuzları bunun içinde yok diyor. Bu yüzden diyor ben diyor
Bu diyor serbest satış belgesini almaya hak kazanabilir. Yani rafine tuz oluyor bir anlamda. Evet. Şimdi şey de diyor ki, FDA de diyor ki, evet diyor bunu diyor tarafsız laboratuvarlar analiz etti ve bu bir sodyum klorürdür. İçerisinde şu kadar da potasyum vardır. Bu potasyum da gereklidir. Her neyse kriteri. Bunu diyor serbest olarak satabilirsiniz diyor. Ve Amerika'da bunu insanlar serbest olarak kutulayıp satabiliyorlar. FDA onaylı deniyor buna. Şimdi benim ülkemde, canım ülkemde bu zararsızlık testleri diye bir kavram henüz yok, oluşmadı. Bu yüzden ben Himalayalardan tuz getirdim diyen birey bunu satmaya çalışıyor. Hepimiz alıyoruz valla. Evet. Ülke demir var falan diyorlar, çok iyi diyorlar. Evet, şimdi zararsızlığını ispat etmesi lazım. Benim ülkem de bu zararsızlık testinin altına damgasını basması lazım. Onun dışında ben bunun içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Belki çok faydalıdır. Yani ben bilmiyorum. Şimdi şöyle, ama çok faydalıdır yani, derseniz... yanlış bir mesaj olarak gidebilir. Yok. Bu bilimsel bir ifade. Belki de çok zararlı. Doğru. Belki de belkisi, çok zararlı. Belkisi yok. Sodyum klorür belirli bir miktarın üzerinde her birey için değişen bir miktarın üzerinde alınırsa kesinlikle zararlıdır. Mide kanseri yapar, tansiyon hastası yapar, efendim ödeme yol açar vesaire vesaire. Yok yok hocam, sodyum klorür için tamam. Onu, hayır, ben onu açmak için söylüyorum. Bir de içinde ne tabii, var? Şimdi o, sizin dediğiniz şeyi insanlar yanlış anlamasın diye söylüyorum. Çünkü şimdi bakın size göstereceğim. Bakın. Bu danışanımızı analizini yapmışız biz. Demişiz ki arkadaş senin genetik yapın ve sağlık durumun dolayısıyla alman gereken sodyum miktarı en az 1500 miligram en çok da 1600 miligram. Peki bu yani kişi mikrogram. ne kadar mikrogram? Ne kadar alıyor? 2954. Oraya sığmamış bile galiba. Yani 2,4 miligram. Miligram. Şimdi. Yani bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Şimdi bu tuzu, bu sodyumu ister kaya tuzuyla, ister Himalaya tuzuyla, ister deniz tuzuyla, ister bakkal tuzuyla hangi tuzla artırırsanız artırın bireyin kanser riskini, hipertansiyonlu kalp krizi riskini artırırsınız. Bunun Himalayası, kayası falan yok. İkincisi, hocam çok kibar ifade etti. Ben halk sağlığı kökeninden geldiğim için o kadar kibar olamayacağım. Bu kaya tuzu, Himalaya tuzu falan filan denilen şeylerin içinde ne olduğu belli değil. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesine çok kısa bir süre kaya tuzunun içerisindeki zararlı ve zehirli maddeler girildi. Girildiği gibi de çıkarttı sonra. Ne? Nasıl oldu bilmiyorum. Oraya bir şeyler karıştı, çıktı. Kaya tuzu denen şey Çankırı'dan çıkartılan ve insanların sağlığına zarar veren, insanların hastalıklara gitmesini hızlandıran bir maddedir. Tuzun yani vitamin alacağımız bizim vitamin kalmadı. Efendim şeyden ıspanaktan ben demir alamadım. Efendime söyleyeyim meyvelerden vitamin alamadım. Tuzdan mı vitamin alacağım Allah aşkına? Himalaya tuzundan mı hocam, vitamin alacağım? Hocam çok kızdınız buna. Çok kızıyorum. Çünkü niye? Çünkü niye? Sağlık Bakanlığı tuz tüketimini kontrol etmek üzere bu kadar yoğun bir mücadele veriyor. Lokantalarda efendime söyleyeyim masadan tuzlar kalkıyor. Benim karşıma danışanım geliyor. Günde 5000 mikrogram sodyum tüketiyor. Şey yapacak, beyin kanaması geçirecek, tansiyonunu arttırmış. Ondan sonra bir hanımefendi çıkıyor televizyonda. Ben kaya tuzunu suya koyup içiyorum diyor. Ve yani bu olacak iş değil. Allah aşkına olacak iş değil bu. Peki hocam. Bakın kayası, Himalayası tamam, yok. Tamam. Kızmayın. Vallahi kızıyorum şimdi ya. Ya bu sizin şeyinizi yalnız yani bu sodyum klorür gözüyle bakmak. Tabii sodyum klorür. Bir de ayrıca ki, içinde ne olduğu önemli. Yani bunun içinde arsenik olabilir, yani, o olabilir, tabii, bu olabilir. Yani, bunu bana bir doktor bir gün eve geldi. Ben de işte o zaman moda falan devir o Himalaya tuzunu böyle bir de kocaman da bir şey almışım öyle şık falan duruyor. Tuz istedi, verdim. Dedi ki ben bunu kullanmam dedi.
Çünkü niye? İçinde ne olduğunu bilmiyorum dedi. Tabii, çünkü tabii. Bu Himalaya tuzu demiş, demirli memirli. Allah aşkına ne demiri, ne bunun bileşeni var mı dedi. Üstte yazıyor mu dedi. Bravo. Aradık taradık falan bir şey yazmıyor. Ondan sonra ben de bunları eve sokmuyorum dedi. Tavsiyem dedi, sen de kullanma dedi. Bu ondan kimse tadım adı, o doğru söylemiş. Tadım adı falan dedi. Sonra bakın başka bir şey. Bu ülkede iyot eksikliği çok önemli bir sorundur. İyot eksikliği çocuğumuzun zekasının gelişmesini engeller. O nedenle iyot destekli tuz üretilmiştir. İyotlu tuz kullanılsın diye. Şimdi bu bahsedilenlerin içerisinde ekstra eklenmiş bir iyot da yok. İyotun olup olmadığı da bilinmiyor. Belki hocam, çok fazla iyot var. Veya da çok fazla iyot var. Yani bu işler bilmeden ne üdüğü belirsiz şeyleri insanlara yok suya koyup içiyorum falan filan. Bunların faydası var. Kime faydası var? Satana faydası var. Tüketene hiçbir faydası yok. Peki mesela bu vitaminler. Benim pek çok tanıdığım hiçbir kimseye danışmadan vanadeyi, triadeyi, günde bir tane, haftada beş tane, işte 55 üstü kadınlar için bu iyidir, 46 altındaki erkekler için bu iyidir falan filan diye avuç avuç vitamin yutuyorlar. Bak, avuç avuç vitamin yutmak iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Hemen söyleyeyim. Abi ben buraya bir tabii, yapmak buyur, istiyorum buyur. İzninle. Şimdi vitamin işinde lütfen yani şu mesajı vermiş olalım. Ölçmeden gene konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi bilim bir şeyi ölçmek. Yani ben hastamın D vitamin ihtiyacını bilmem lazım. D vitamini fazla aldığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İlk olan şey böbrek taşları gelişiyor. Daha fazla devam ederseniz böbreğiniz bozuluyor. D vitamini fazlası toksik. Ha, bir de o taraf. Tabii yani. Ben de hep iyidir diye düşünüyorum. Son derece toksik fazlası. Sokakta yerde olsa yiyeceğim yani. Böbrek bozukluğunun sebebi. Şimdi siz yapılan şey şu, yapılması gereken hekim D vitaminine bakacak. Ve D vitamin ihtiyacı belirliyorsa o ihtiyaca göre verecek. Artı bizim ülkemizde D vitamini ihtiyacı fazla görülebilir. Bunun sebebi şu. Şimdi biz yağlarımızı az yediğimiz zaman aslında yağlarımız bir sirkülasyon yapıyor. Yani safra kanalından, lipid diyoruz bunlara, safra kanalından tekrar bağırsağa iniyor. D vitamini gibi birçok yağda çözünen maddeyle beraber tekrar giriyor. Lenf dolaşımına girip oradan tekrar kanımıza geçiyor. Böyle bir sirkülasyonu var bunların. Ve karaciğerimizde birikiyor. Şimdi az yağlı yediğimiz zaman ve D vitamini gibi yağda çözülen vitaminleri alma şansımız azalıyor. Bu nedenle bir ihtiyaç olabilir. Olabilir. Ama herkes gözü kapalı D vitamini alsın, kabul edilecek bir şey değil. B12 vitamini de öyle. Yani ülkemde B12 vitaminine çok ihtiyaç duyulabilir. Ama bunun bir hesabı var. Bakarsınız, holotranskobalamin diye bir maddeye bağlı, bir proteine bağlı B12 vitamini eksikse bunu dışarıdan alabilirsiniz. Almak lazım. Almazsak ne olur? İlk oluşan şey yürüme bozukluğu. Daha sonra sinirlerde dejenerasyon ortaya çıkıyor. B12 vitamini eksikliğinde. Unutkanlıklar, ama, dengesizlikler. Daha çok şey var da en basitini söylüyorum. Derken kan sayımında, kan yapımında problem olacak. Ama bunların hiçbiri ölçmeden B12 vitamini kullan anlamına gelmiyor. Mesela folik asidi çok kullanırsanız B12 vitamini eksikliğine yol açıyor bu sefer. Dolayısıyla hekimle işbirliği yapmadan kendiliğinden, eczaneden bunları alıp kullanmayı tıpla uğraşan hiç kimse tavsiye etmez. Bilmiyorum hocam ne diyor? Ben bütünüyle katılıyorum. Çünkü artık biz bir insanın A vitamini, bu kişiden bahsediyorum. Genel değil. Bu Fatih Bey için geçerli olmayabilir. Nezih Bey için, Serdar Bey için geçerli olmayabilir. Bu raporun sahibi için diyor ki sizin günde en az 4000, en çok 5000 ünite A vitamini almanız lazım. Bu genetik yapısına göre. Genetik yapısı, yaşı,
diğer sağlık bulguları her şeyine göre. Sizin aldığınız 2627. Biraz az. Biraz az. Şimdi biz ne yapıyoruz? Beslenmede bunu sağlayacak bir beslenme programı veriyoruz. Öbürü C vitamini. En az 285, en çok 2000 alması lazımmış. Kişinin aldığı 98. E de eksik, B1 de eksik. Onu beslenmeye tamamlayamayacaksa eğer... İşte bütün vitaminlere böyle bakıp sonra bu insanın hastalık... Yani mesela atıyorum A vitamini şu kadar eksik. Bunun için işte bu kadar bilmem ne yemesi lazım. Günde bir kamyon. Bir kamyon yemeyeceğine göre ben şunu dışarıdan... Ben onu ilaçta takviye edeyim. En azından bir dahaki testte normale gelmişse ondan sonra gıdayla devam etsin. Aynen öyle. Tamam. Şimdi her birey için, evet, her birey yani, için ölçmektir. Ölçüm. Hepsi matematik. Ölçmek. Artık yani bu kanaate dayalı tıp devri bitti. Kanıta dayalı. Bana neden B vitamini veriyorsunuz doktor bey? Efendim, MTR geniniz, homosisteinin temizlenmesi ilgili geniniz %50 yavaş çalışıyor. Sizin B6, B9, B12 ihtiyacınız bu kadar. Beslenmenizi analiz ettik bu kadar. Kanınızda baktık bu kadar. Verdiğimiz beslenme programında şu kadar var. Eksiğini ben size dışarıdan kullanın diye veriyorum. Matematik bu. Peki hocam, bir sual daha sorayım. Bu benim kendi sualim. Şimdi yeni şeyler var. Yeni türedi. Adı da güzel, çok havalı. Yaşam koçu. Mesela bunlara bakıyorum ben, bazıları güzel hanımlar ve bazıları yakışıklı beyler. Ve nedense mesela güzel hanımların danışanları diyeyim, öyle diyorlar. Beyler oluyor, güzel beylerinki de, yakışıklı beylerinki de hanımlar oluyor. Gayet ve doğal. Yola çıkıyorlar mesela, önden hanım yürüyor, arkadan da bir bey grubu hanımın poposuna baka baka yürüyorlar. Sonra onlara çeşitli vitaminler, çeşitli gıdalar. Yetkinliği ne dersiniz? İnternet üzerinden kurs bitirmiş, iki ayda işte yine posta üzerinden bir sertifika gelmiş falan, böyle bir de böyle bir şey var. Bunlar nasıl izin alabiliyor, nasıl olabiliyor bunlar? Şimdi şöyle, yani buradan bu mesajı vermiş oldum. Türkiye'de ve dünyada, ama biz kendi ülkem için konuşuyorum, insana müdahale yetkisi sadece ve sadece hekimlik diploması alanlara verilmiştir. İnsana müdahale yetkisi. Bunun dışında hiç kimsenin, hemşire hanımları dahil, hiç kimsenin insana müdahale yetkisi yok. Yoktur. Önerde yani, bulunamaz. Evet. Sağlıklı yani iyi. Bunun özeti bu. Bu konuda uzak durun diyorsunuz. Yani bu, kafanız biraz çalışıyorsa uzak durun. Bu kadar net. Bu yani, konuda ben yani bir ekleme yapmak isterim. Çünkü yaşam koçu adı altında insanlara sağlık önerileri yapan, onlara egzersiz yaptıran kişiler var. Bunlar şarlatandır. Nokta. Olabilir. Ama yaşam koçu denilen sağlıkla hiç ilgisi yok, olmayan bir meslek grubu var. Bu insanlar hiç kimseye akıl vermiyorlar. Sadece ve sadece size doğru soruları sorarak sizin kendi cevaplarınızı bulmanızı sağlıyorlar ve bu da sağlıkla ilgili değil. Mesela siz diyorsunuz ki çok yoğunum, zaman bulamıyorum. Nasıl daha fazla zaman yaratabilirim? Yaşam koçu oturuyor size sorular sorarak kendi kendinize ve orada çok sihirli bir soru vardır, başka, başka, başka diye size kendi yaşamınızla ilgili cevapları bulmanıza yardımcı oluyor. Bunların yani yaşam koçu denilen şey budur. Türkiye'de birçok bu işi ciddi yapan insanlar vardır. Onlara haksızlık etmeyelim. Ama adını yaşam koçu deyip yaşam tarzı konusunda koçluk yaptığını söyleyenlerin hepsi şarlatandır. Bu konuyu bilmezler. İnsan sağlığıyla da şu anda oynuyorlar. Bir tek şeyi galiba, bu büyüme hormonu galiba unuttuk konuşmayı. Evet. Bu arada saat yarım oldu sabah, dersiniz mersiniz var ise. Benim 8:30'a kadar zamanım var. Sabah 8:30'da hastam var. Hocam kaç saat uyumak yeter insana? Kimi sorduğunuza göre değişir. Benim cevaplarım hep standarttır. Kim ne kadar, ne zaman, ne miktarda, ne sıklıkta. Şimdi kediler 16:30 saat uyuyor. Eşekler 4 saat uyuyor biliyorsunuz. Ben her gece 3'te yatarım, sabah 7:30'da kalkarım. Sınavımı buldum eşek. İnsanlar 7 saat, 8 saat uyuyor. Şimdi büyüme hormonu bakın bizim kendi vücudumuz, beynimiz,
hipotalamusumuz, hipofizimiz ve kemiklerimizin 18 yaşına kadar olan uzayan kısımları hep beraber çalışıyorlar. Ve çocuğa uzaması için, uzun kemiklerin uzaması için bir hormon gönderiyor. Buna büyüme hormonu diyoruz. Bu büyüme hormonu aslında direkt kemiğe hiçbir şey yapmıyor. Karaciğere geliyor. Insulin-like growth factor ya da eski adı somatomedin C diye bir maddeyi yapıyor. O geliyor kemikte, sülfatasyon faktörü diyoruz. Geliyor, kemiğin uzamasına destek veriyor. O kemik dediğimiz malzemenin oluşturan proteoglikanların yapılmasına destek veriyor. Oradan sonra görevi bitiyor. Buradan sonra growth hormonuna devam edersem ben kemiklerimi eline genişletmeye başlarım bir süre sonra. Bir süre sonra da diyabet olurum. Şimdi büyüme hormonunu uzamasında büyüme hormonu eksikliği nedeniyle herhangi bir tümör, herhangi bir sebep yoktu. Bir tek büyüme hormonu yapımı eksikliği ise o çocuklarda büyüme hormonunu çocuk endokrinologları verir ve o çocukların uzamasına yardımcı olur. Çocukların boyu yani uzatılabilir. Anne baba kısa olsa bile çocukların boyunu biraz daha uzatmak mümkün mü? Eğer çocuğun hipofizi büyüme hormonunu yeteri kadar yapamıyorsa bir hastalık durumu ve yeteri kadar yapamıyor oluşlarının da bir orada oluşan, beyinde oluşan bir fizik neden, biyokimyasal neden, fizyolojik neden yoksa ama erişkin birinin büyüme hormonu aldığında ilk yapacağı şey kemiklerini enine geliştirmek ve bir süre sonra diyabet olmak. Kanser yapmaz ama. Kanserle doğrudan doğruya ilişkileri olmasa da dolaylı ilişkileri var. Peki hocam ya, sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Çok şahane anlatıyorsunuz. Belki bir gün bir program daha yaparız beraber süremizi. Biz de doyamadık. Benim için sorun yok da sizin için sorunuz var. Başka bir gün tekrar bile gireriz. Siz demin bir konuya girecektiniz. Kişiye özel tıpla ilgili. Ben lafınızı kestim sorularla başlayarak. Sistem biyoloji. Şimdi ona bir saniyeyle anlatabiliriz. Şimdi biz hep gen diye konuşuyoruz. Ama sistemler biyolojisi diye bir alan var. Yani bireyin aynı anda hem metabolik durumu, hem proteinleri, proteomics diyoruz, hem metabolomics, hem metilomics, yani biraz önce söylediğim gibi mühürlenmiş genler. Dolayısıyla hem mikrobiyota diyoruz, bağırsağında yaşayan bakteriler. Bakın bir insan 10 trilyon hücreden oluşmuş, bağırsaklarında 100 trilyon, kendinin 10 misli hücre yaşıyor. Onlar bakteri. Şimdi bunlara da biomix diyoruz. Bir mikrobiyom var. Yani bizim bağırsaklarımızda bir yaşam var. Bizim dışımızda bir yaşam. Bizle beraber yaşıyor. Bizle beraber yaşıyor. Siz gidip... Simbiyotik bir yaşam var herhalde. Simbiyotik bir yaşam kısmen. Siz gidip masraf edip yemek alıp evde yemek yaptığınız zaman onu sizle beraber önce yiyen, bizle beraber yaşayan bakteriler. Şimdi sistemler biyolojisi bir bütün olarak bakıyor ve bu bağırsak bakterilerine de metagenomics deniyor, onların genlerine. 20 milyon farklı gen var. Halbuki bizim 17 bin genimiz var çalışan bağırsağımızda. Dolayısıyla artık sistemler biyolojisi o bireye bir bütün olarak bakıyor. Yani yağlarıyla, proteinleriyle, metabolitleriyle, genleriyle ve onunla beraber yaşayan ve misafir genleriyle, mikrobiyomuyla ve de hatta çevresindeki biyomla beraber bu gelişiyor. Bu konuda da yani bu gelişmeden haberdar etmek istedim sadece dinleyicilerimizi. Ama bunlar tabii bilim yavaş ilerliyor biraz ama temkinli ilerliyor. Bu nedenle dinleyicilerimiz de içleri rahat edebilir. Hocamın da söylediği gibi yani konuşurken de çifte kör çalışmış, doğru istatistikler yapılmış, doğru bilimle konuşmamız lazım. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun hocam, ağza sağlık. Bu arada size tıp öğrencilerinden galiba anladığım kadarıyla geliyor bu sorular bir miktar. Hem Royal Society'de hem Max Planck Enstitüsü'nde Almanya'da görev yapmışsınız. Doğru. Bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor? Sadece aşk gerekli. Aşk da yapılıyor yani. Evet.
bu şey... Hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Değerli izleyiciler, içinizden bazıları, çok az olan bir kısmı, konuklarımla ilgili çeşitli fikirler öne sürüyorlar. Ama hangi yetkinlikte falan olduğunu bilmiyorum. Yani hani, Sağlık Bakanlığı'ndan da aramıyorsunuz veya bir ünvanınız da yok. İşte bu hocayı nereden buldun, o hocayı nereden buldun? Efendim Cikletten çıktılar kendileri. Merak etmeyin, biz kimin ne olduğunu bir araştırıyoruz, bir biliyoruz, öyle alıyoruz. Buraya yetkin olmayan insanları çıkarmak şimdiye kadar bize nasip olmadı. İnşallah da bundan sonra da olmaz. Yani ben bu milletin ne kadar kötü kalpli olduğunu bildiğim için, buraya ben Hazreti Muhammed'e gidersem ona da laf edeceğinizi bildiğim için veya inandığınız peygamber hangisiyse illa birisi şart değil. O yüzden hiç boşuna çeneziyorum. Yani beni etkileyemezsiniz. Anlıyor musun? Biz ne yaptığımızı biliyoruz burada. Onun için kesin. Buyurun hocam. Şimdi şöyle, bu programdan benim gerek halkımıza, gerek bizi izleyen bilim insanlarına, sağlık sektörü yöneticilerine vermek istediğim bir şey var, bir temel mesaj var. O da bilim her an gelişiyor ve her an değişiyor. Biz 20 sene sonra burada olmak istiyorsak, bugünden başlamamız gereken çalışmalar var. Yani bilim bu noktaya geldikten sonra arkasından koşmayalım. O zaman arkasından koşarız. Arkasından koşmayalım. O nedenle benim şu kitabımda karikatürüm anlatır burada. Diyor ki amacımız bir gün ülkemizde aile hekimlerinin, bakın hastanelerden bahsetmiyorum, hastalanmış insandan bahsetmiyorum, bir nüfusun sağlığını yöneten aile hekiminden bahsediyorum. Aile hekimlerinin kendilerine bağlı nüfusun sağlık risklerini gen testlerinin ışığı altında yönetmelidir. Tabii burada sadece genetik analizi de kastetmiyorum. Tamamen Nezih Bey'in dediği gibi bir sistem biyolojisi bakış açısıyla kişinin genetik yapısı, o genlerin ne kadar messenger RNA ürettiği, onun metabolomiksi, proteomiksi yani sistemler biyolojisi, artı sağlığının mevcut durumu, yaşam tarzı, psikolojisi her şeyiyle ele alan bir yaklaşım. Böyle bir uygulama ülkemizdeki ölümleri en az 1/3 oranında azaltacaktır. Bu bir koruyucu sağlık modeli, koruyucu sağlık hizmetleri modeli ve ilaç harcamalarını, hani öyle bir suçlama geldi ya, işte siz efendim ilaççılar, ben ilaç, hastane, dünyanın en az ilaç yazan hekimlerinden biriyimdir. Onun için ilaç sektörüyle hiç aramda iyi değildir, bunu da söyleyeyim. Amaç insanları hastalandırmamak olmalı. Benim öngördüğüm tıp, ki bunun kitabını yazıyorum, bir yıl sonra yayınlanacak, 6K tıbbı. 1. Tıp kişiye özel olmalıdır. Nezih Bey'in dediği gibi bir ilacı verdik, herkes de aynı etkiyi göstermiyor. Kimisine hiç fayda etmiyor, kimisini zehirliyor, kimisine fayda gösteriyor. Kişiye özel olmalıdır. İkincisi, tıp kestirimci olmalıdır. Nezih Bey'in öngörüsel tıp dediği, yani gelecekte ne olacağıyla ilgili bir fikrimiz olsun ki gelen tehlikeyi önleyebilirim. İkincisi demek ki kestirimci. Üçüncüsü, madem kestiriyorum korumalıyım. Koruyucu olmalı. Dördüncüsü, işte bu sistemler biyolojisi mantığından hareketle kapsayıcı olmalı, bütünsel olmalı, holistik olmalı. İnsanı sadece kalbiyle, sadece midesiyle, sadece gözüyle ele almamalı. İnsan fiziki, ruhsal ve sosyal durumuyla, ki ona bir de şimdi spiritüel de eklendi, durumuyla bir bütündür. İşte bu bütünsellik içinde kapsamlı şekilde ele almalı. Beşincisi, tıp mutlaka kanıta dayalı olmalı. Ben her hastama herhangi bir şeyi öneriyorsam onun neden önerildiğini çok açık ve net bir şekilde matematiksel olarak gösteriyorum. Bunu göstermediğim şey kanaattir. Onu yapın iyi gelir, bunu yiyin onu yemeyin. Bunların hepsi boş laftır. Rahmetli anneannemden daha iyi de bunları bilen hiçbir kimse olamaz. Eğer biz tıptan bahsediyorsak bunu sadece ve sadece kanıta dayalı yapabiliriz. Geldik altıya. Sonuncusu da katılımcı. Artık eskisi gibi hekim burada, hasta burada, ebeveyninden çocuğa ilişki, parmak sallayarak, hastaya kızarak, bağırarak falan filan bu işler olmuyor. Artık karşımızdaki insanlar, bilinçli insanlar, bazı hekim arkadaşlarım diyorlar ki internet doktoru olup geliyorlar. Başım üstüne.
benim hastam, benim danışanım ne kadar bilgili gelirse, interneti ne kadar çok okumuş gelirse beni o kadar sorgular, beni o kadar zorlar. Ama internet bir yandan da insanlar hastalık hastası yapmıyor mu? Kendi kendine teşhis koyuyor insanlar mesela. İşte onu yapmayacak. O bilgiyi alacak, o bilgiyle hekime gelsin, o bilgiyi kullanarak sorsun. Sorsun. Yani iştirakçı olacak. İştirakçı olacak. İşte katılımcı dediğim bu. Benim işte bu 30 küsür yıldır Dünya Sağlık Teşkilatı dahil, bu araştırmalar dahil, değerli hocamdan öğrendiklerim dahil ulaştığım hocama sonuç tıp alemi muazzam bir saygı duyuyor gördüğüm kadarıyla. 6K tıpıdır. Sağolsun. Peki o zaman benim iki tane sorum var. Şimdi bizim yönetmenimiz biraz sizden daha kötü olmasın. Siz Tromsø'yle başladınız. Bizim asamı yerle bir ettiniz Tromsø faciasıyla. Yönetmenimiz de sağ olsun beni arkadan çekip duruyor. Sizi de portreden çektiği için benim kelliğim, sizin ise ne kadar bol saçınız olduğu ortada. Bununla ilgili bir gen mi keşfettiniz mesela? Bu saç dökülmesi denen rezaleti durduran bir şey mi buldunuz? 10 milyon dolarlık soru. Ne onu hocam? Buna böyle hemen cevap verilmez. Var tabii ki hiç şüphesiz. Yani bu genler de biliniyor ayrıca. Dikkopf geni diye bir gen var. Bunlar da biliniyor Dikkopf geni. Yani, ama saç dökülmesi de tip. Büyük bir çoğunluğu testosteron, erkeklik hormonunun fazla salgılandığı için oluyor. Bu yanlardan dökülmeye başladıysa. Dolayısıyla saç dökülmesinin de farklı tipleri var. Yani erkeklik hormonun fazla olması bazı yönlerden iyi ama saç döküyor. Prostatı büyütüyor. Yani bu Ertuğrul Özkök sürekli övünüyor 623 benim testosteronum diye. Ya o 623 rakamında bir yanlışlık var. Yani 6,23. Bunu yazdı kaç kere? 6,23 nanogram mililitre filandır ya da yani bir şey var orada. Ben de dedim ona bir 623 olmaz yani falan dedim. Yok dedi ki öyle olsun. Nanogram desilitre bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Orada bir şey var. Tabii, olabilir mi böyle bir şey? Şöyle yani 623 değil de +1,23 falan olabilir. O iyi midir yani peki? Testosteron yüksek olabilir. Efendim bunun 6,23 yüksek midir? Bunun jelle... 6,23 ortalama bir testosteron değeridir. Ortalama. Bakın ben size hemen yine evet. Kime göre neye göre diye şuradan bir testosteron ama değerlendirmesi. Testosteron fazlası karaciğer için toksik. Göstereyim. Toksik. Yani, toksik tabii canım. Yani bak, çok testosteron iyi bir şey değil yani. Şimdi, çok testosteron var, çok seks yaparım diye bir şey yok. Yok tabii. Yani, şimdi bakın, önemli olan serbest testosterondur. Total testosteron bir anlam ifade etmez. Şurada gördüğünüz değer. Azı da zararlı, çoğu da zararlı. 30 yaşında bir insan için. Benim bu danışanım 50 yaşında, tam 50 yaşında. Şuradaki değer de 50 yaşında bir insan için. Ve klasik tıbba göre, bu anti-aging tıbbına göre. Bakın, benim danışanımın değeri 4'müş. 4. Bu hastalık sınırında değil, yeşil kabul edilebilir bir alanda sağlık açısından. Ama anti-aging açısından baktığımızda 30 yaşında bir insana göre son derece düşük. Şimdi burada danışanın, hastanın yaşam fonksiyonları, diğer değerleri, yaşamdaki beklentileri, bütün bunlar değerlendirilerek bu değer iyi midir, kötü müdür karar verilir. Ama şurada görüyoruz ki 28'in 30'un üstüne çıktığı zaman bu yaş grubunda bu artık hastalıklı, zararlı hale geliyor. Şimdi, onun için ne kadar yüksek... Ama orada 623 diye bir şey yok zaten. Yok, öyle bir rakam öyle bir değeri yok. Şimdi, öyle bir rakam yok. Galiba onu Müftüoğlu söylemiş galiba, Osman Hoca. Ya söylemekte bir mahsur yok. Herkes söyleyebilir ya, yani. Onu bilmiyorum da öyle bir şey kesinlikle bilmiyorum. Ancak yani şunu halk ağzıyla şunu söylemek isterim. Haltercilerin, testosteron kullanan haltercilerin sonunda neden erken öldüklerini lütfen incelesinler. Bunu anlayacaklar. Niye? Yani aşırı testosteron kullanma karaciğer için toksik. O zaman aşırı testosteronun bir yandan da içki kullanmaması lazım en azından. Yani o ilişki belki kurulabilir. O başka da hiçbir kimyasal madde yok ki bizim için, bizim vücudumuz ürettiği fazlası zarar toksik olmasın. Toksik olmasın. Hatta El Biruni şöyle söylüyor, El Biruni.
Diyor ki bizim üniversitemizin de adını konma nedeni olan bu büyük insan 2000 yıl önce şunu söylüyor. Hatta 2000 yıl önce, daha 2300 yıl önce şunu söylüyor. Diyor ki ilaçlar diyor gıdalarla zehirler arasındadır diyor. Yani aynı şey hem ilaç olabilir, hem gıda olabilir, hem zehir olabilir. İbn Sina da diyor ki zehir dozdadır diyor. Dolayısıyla her türlü alacağımız her şeyin fazla zararı. Su bile dahil günde 17-20 litre su için bakın insan nasıl ne olur? Ölüyor. Ölür. Ya yani, şimdi dolayısıyla zehir dozdadır. yani dinleyicilerimizin bunu muhakkak ki bilmesi lazım. Evet hocam, bu arada bu programın özüyle ilgili genel bilgileri de bu kitapta bulma ihtimaliniz yüksek. Genlerin ışığında kişiye özel tıp ama hocalarımı izlediyseniz de zaten yeterince ciddi bilgiler edindiniz. Tekrar yaparız değil mi bir gün inşallah? Yani memnuniyetle. Çok keyifli. Memnuniyetle ben oldu. Çok zevk aldım. Çok keyifli hocam, bir program ben oldu. Bu benim bu pazar akşamı yaptığım program benim yani meslek hayatımın favori programı. Yani keşke her akşam böyle bir şey yapma imkanımız olsa insanlara, izleyicilere tabii, biraz tabii, bilim tabii. ışığını verebilsek farklı konularda. Tabii bunları Nezih hocam gibi benim de çok saygı duyduğum yıllardır birlikte projeler. Peki pahalı mıdır bu gen testi? Pardon hocam bir şey soruyorum. Mesela yarım gen testi olur mu? Mesela illa bu full mu oluyor mesela? Atıyorum, o da kime neye? Şimdi 1500 liradan başlar. 2000 lira, 2500, 3000, 3500, 4000, 10 bin liraya kadar gider ama 1500 liradan 10 bin liraya kadar gider. Geçen internette gördüm mesela. Amerika'da bir hesaba atıyorum 50 dolar mı 100 dolar mı bir para atıyorsunuz. Size bir tane çubuk, tüp yolluyorlar. Tüpe tükürünüzü koyuyorsunuz. Geri yolluyorsunuz oraya. Onlar size gen testi yapıyorlar. O size sırf gen sonuçlarını verir. Gen sonucu hiçbir şey ifade etmez tek başına. Eğer o kişinin siz hekim olarak muayenesini yapmıyorsanız, yaşam tarzını incelemiyorsanız, hocamın çok önem verdiği şu andaki sağlık durumunu incelemiyorsanız gen sonucu size açık renklisiniz demektir. Ya da deden şu babam bu oluyor mu? Ha veya onu yaptırdığınız öyle bir kökü. Şimdi şu kadarını yalnız söyleyelim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri halkın kendiliğinden yaptırdığı testlere karşı yasaklı. Ve bunları yasaklı. Yasaklı. Bu firmalar da Türkiye gibi yerlere pazarlama yapıyor. Çünkü daha birçok ülke bu yasağı koymadılar. Bir testi tıp doktoru ister, yani hekim ister. Hekim internetten yorumlar, test isteyip yaptırmayın. Evet, hekim yorumlar ve o hastaya yardım eder. Bunun dışında ikinci bir şey doğru değil. Şimdi bu DNA testi diye birkaç test daha var. Bir tanesi de aile köküyle ilgili evet. bir test var. Burada da tabii bazı insanlar şeyi merak ediyor. Yani ben Orta Asya'dan mı geldim? Yoksa Avrupa'dan mı, Afrika'dan Sibirya'dan mı? Nereden geldim? Afrika'dan mı geldim diye. Bu testler onlara kısmen bir yol gösterebiliyor. Bir kesinliği olmasa da bir yol gösterebiliyor. Bu bazı insanların hoşuna gidiyor. Eğlenceli oluyor. Evet. Tamam, magazin yani. İleride bu da tabii gelişecektir. Yani bu da bir DNA testi. Yani bazıları anne baba babalık testler için gönderiyorlar. Bunları da çok yetkin yerlerin yapması lazım. Yoksa durduk yere cinayet çıkmasınlar. Evet. Yani özet olarak insanların internetten gen testlerini yaptırmasını kimse önermez. Hocam çok konumuz kaldı konuşacak. Genetiği değiştirmiş gıdaların insan genleri üzerindeki etkilerini konuşamadık. Daha bir sürü şeyi konuşamadık. Tabii. İnşallah önümüzdeki haftalarda bir hafta bir sizin boş bizim tabii, uygun olduğunuz tabii, tabii. Zevk alırız. Zevk alırız. Ayrıca ben size teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Sadece beni davet ettiğiniz için değil. Programınızı hepimiz heyecanla izliyoruz. Sağ olun hocam, o sizlere veriyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Yani benim özel bir bağımlılığım var. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Onun için sizin gibi değerli insanlar olunca bağımlılık da oluyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet değerliler, bu akşam genleri genlerden yola çıkarak kişiye özel tıbbı
bir de ağırlarsak kişiye özel ilaçlar nasıl olacak, onu da konuşacağız. Çünkü eğer kişiye özel tıp varsa ilaçlar da ona gelecek. Yani hazır olmaktan çıkan, belki de eczane dediğimiz yerlerde eskiden olduğu gibi ama bugün farklı yöntemlerle makine bizim gereğimize uygun tık 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 diye bir ilaç çıkarıp verecek. Belki bilmiyorum. Bütün bunlar olabilir, olmayabilir. Benim aklım ermez. Erer de ermese daha iyi olur. Çünkü sallıyor olabilirim yani kulaktan dolma bilgiyle. Bütün bunları ileride bir gün, önümüzdeki haftalarda, aylarda konuşacağız. Çünkü bu programdan hakikaten dediğim gibi çok keyif alıyorum. Siz de aldığınızı izlediyseniz belli zaten alıyorsunuz. Görüşmek üzere. Yarın akşam HT Bloomberg'te spor konuşacağız. Bu hafta önemli maçlar vardı. Avuttan goller var. Her türlü rezalete rağmen yapılan ibralar var falan filan. Spor konuşacağız. Salı akşamı da tek tek siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Hep birlikte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.